Seviyor beni. Evlenme teklifi de etti bana. Evde bulamadığım mutluluğu Hatice Hanım'da buldum. Ona bir evlenmek teklifi ediverdim. Yaz Bey, iyi misiniz? Ben bu işi ciddiyete almadıydım. Ciddiyete alıp doğruları konuşacağım. Ben yanlış anlaşıldım. Bunun laflarını sevmediğim için Niyazi Bey'in sevgilisiyim de dedim. Kızdırmak için öyle bir espri oldu. Hepsi gır gır. Niyazi Bey niye orada öyle konuştu, ben anlamadım. Gerçek ha Esra Hanım, yalan değil. Bana dedi ki ben bu işten sıyrılacağım. Oraya da dönüp annenle nikahımı yapacağım. Esra'ya kendimi boşatacağım. O zaman kendi karar verin ya. Ben ortalıkta kendi kaldım. Kendi karısını terk hangi etmez. Hangi beni ciddi seviyor ya? Buradan çıkıp işinizin ve kızınızın yanına dönecek misiniz? Ne diyeceğiz kız? Gel diyor musun? Karısına mı dönecek yoksa Hatice ile mi gidecek? Hatice sen ne diyorsun bu işe? Hatice'ye gidiyorsun Esra buradan. Hanım. Seni kabul etmiyorum. Niyazi Bey benim peşimi bırakmaz. Niyazi Bey'in herkesi şaşırtacak son kararı. Niyazi Bey, daha zor günler sizi bekliyor. Niyazi Bey! Ne olmuş? Sosyal medya bir yuvayı daha mı yıkıyor? 4 Ocak tarihinde eşin evi terk etti. Bir erkekle beraber Ankara'ya gidiyor. Başka hiçbir bilgim yok. Meltem'in kimin yanına kaçtığına inanamayacaksınız. Hayatımda nankör gördüm. Onun kadar nankör görmedim Esra Hanım. Abur cuburundan tut. En ne isterse alırdım. Ne yaptık? Sana da gittin. Ne suçumuz varsa söyle bizim de. Biz de onu bilek. Nankör. Evimizi değiştirelim dedi. Bir oturma odası da aldım. Bu alışkanlık yapmış. İkinci kaçışı. Herkesi şok edecek o isim. Ben boşanmak istiyorum. Ve karı koca için bugün hesaplaşma vakti. Ben seni istemeyim. Oğlum istemeyim. Gel son Esra'ya Ankara'da olduğunu. Ne olursun Allah için. Büyük yüzleşmeyi sakın kaçırmayın. Beni bu dertten kurtarın. İstemiyorum. 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 Şimdi Esra Erol'da. Bir sene önce bir kadından tanıştığım Gülay Samson, biz torunlarımdan güzel hayat yaşarken bizi mahvetti, bizi evimizden kovdu da oğluma. Babaanne biz eve gidemiyoruz, babaanne o kadın istemiyoruz evde diyorlar. Oğlum beni evden attı. Oğlum Kenan, sevgilisi Gülay'la birlikte beni sokağa attı. Seni Gülay'a bırakmadın, o kadın bizim hayatımızdan çıksın. Bir eski günlerimizi istiyorsun Kenan. Gülay'ı gönder oğlum evden. Gülay çık hayatımızdan, istemiyor. Gülay çık. Ve gitme bizim hayatımızdan Gülay. Günlerce sokaklarda yaşamak zorunda kaldım diyen bir annenin feryadı. Nurcan, 27 yıllık kocam Nurettin'i elimden aldı. Ben de yanlışlıkla kocamdan boşandım. Bizi tuzağa düşürdüler, bizi oyuna getirdiler. Yanlışlıkla bir sene önce boşandım. 8 seneden beri bu kadından kurtulamadık. Eşim Nurettin Akdire'ye sesleniyorum. Çocuklarına geri dönmesini istiyorum. Senin de bizi sevdiğimizi biliyoruz. Onu çok seviyorum. Tekrar evlenmek istiyorum diyen Meryem Hanım'ın büyük isyanı. Senin geri dönmeni istiyoruz. Çocuklar seni bekliyorlar. Seni seviyorum Nurettin. Gerçeği ortaya çıkartırız. Siz bizim sesimizi alıyorsunuz. Nefes aldıkça umut hep var. Benim çocuğuma kurtar. Kızımızı buldu sevgili seyirciler. İyi ki bizim gibi insanları ayakta tutuyoruz. Erkeklere de kadınlara da yardımcı olun. Allah razı olsun. Yeniden doğdum. Hikaye. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz. Seveni sevemedim canımdan, böyle bezdim ama. Gezdim dolaştım zar zor, ulaştım derken kayboldum ama. Sevdim sevemedim, seveni sevemedim canımdan, böyle bezdim ama. İyi haftalar diliyoruz. ATV ekranlarında bizlerle buluşan seyircilerimize sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Her pazartesi şöyle bir duygu oluyor. Arka tarafta kalpten ölecekmişim gibi geliyor. Şimdi haftaya başlayınca bir şekilde ne yaptığının bilincinde oluyorsun ve alışıyorsun ama her pazartesi benim için yayıncılığa ilk başladığım gün gibi inanılmaz heyecanlı, keyifli, huzurlu, çözümlerin olduğu, çözümlere ulaştığımız, insanların kavuştuğu, barıştığı, kayıpların bulunduğu bir hafta olsun sevgili seyirciler.
Stüdyodaki konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şöyle bakıyorum, şu grup herhalde ilk defa geliyor o gözlerden. Nasıl? Televizyondaki gibi mi? Evet. Dekor. Şimdi televizyonda yönetmen nereyi gösterirse orayı görüyorsunuz. Aynen. Ama burada her yere hakimsiniz. Öyle. Nereden katılıyorsunuz? Hollanda. Hollanda'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiçekler için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, rica ederim. Eşimle birlikte tatile geldik. Bir de buraya uğrayalım dedik. Bir de buraya uğradınız. Nasıl peki? Çok güzel. Kaç günlük tatil? 8. 8 günlük galiba, ama o kadar kısacık tatil süresinde var ya, yani biz de varız ya, ne mutlu bize vallahi. Sağ olun var. Teşekkür ederiz. Yurt dışında izleyen seyircilerimize de sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Siz nereden katılıyorsunuz? İngiltere'den. İngiltere'den. Orada yaşıyorsunuz. Evet, orada yaşıyoruz. İstanbul'a eşimle beraber gezmeye geldik. Ve sizi görmeden dönmek istemedim. Sizi her çok gün seviyorum. İzliyorsunuz programı. Evet. Sağ olun. Evet. Şimdi ay yazık, böyle var ya, şimdi ne yapacağını bilemiyor değil mi? Önce çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Hemen ekip arkadaşlarım teslim alacaklar. Kaç yıldır orada yaşıyorsunuz İngiltere'de? Ben doğma büyüme oralıyım. Doğma büyüme oralısın. Her gün izliyorsunuz programı. Evet. Ailecek sizi izliyoruz ve çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Peki beyefendiye de siz mi aşıladınız? Evet. Yani sizinle hayata başladıktan sonra Esra Erol izleyicisi oldu. Vakitlerde. Peki, ayaklarınıza sağlık. İzleyen tüm seyircilerimize, dostlarımıza buradan sevgiler gönderiyoruz. Sevgili seyirciler, bu arada biliyorsunuz ki telefonunuz çalıyor. Siz telefonu açıyorsunuz, bilmediğiniz yabancı bir numara. O numaranın ucundan böyle bir sesler geliyor. İşte polis sesleri, siren sesleri, telsiz sesleri geliyor. Ve telefondaki kişi diyor ki lütfen sakin olun. Hesaplarınız işte terör örgütleri tarafından ele geçirilmiştir. Biz bu süre içerisinde size yardımcı olacağız. Hiç kimseye haber vermeyin. Verdiğimiz talimatlara uyun diyerek aslında sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Lütfen telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için askerimizin, polisimizin, bir kamu görevlisinin sizlerden telefonla para istemeyeceğini, hesaplarınızı boşaltmanız gerektiğini, o hesabı alıp bir kişiye teslim etmeniz gerektiğini söylemeyeceği için lütfen bu tarzdaki telefonlara, o arkadan gelen siren seslerine, sanki bir karakoldaymış havası yaratılan ortamlara asla ama asla inanmayın. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda soğukkanlılığınızı koruyabiliyorsanız hemen o arada 112'yi arayarak bu durum ve telefon numarası ile ilgili lütfen ihbarda bulunun. Çünkü biliyorsunuz ki maalesef, yani profesörler kimler bu sebeple dolandırılıyor. İnsan o panikle işte, yok çocuğun rehin, yok kocan rehin, yok başına şu geldi, yok para ele geçirildi diyerek insanları kandırıyorlar. Lütfen böyle durumlarda yapmanız gereken hemen 155'i ya da tüm telefon numaraları 112'de 112'yi aramak. Emine Pamuk geliyor, Bartın'dan katılıyor programa. Oğlum Kenan bir kadınla beraber olmaya başladı. Onunla bir ilişki yaşıyor ama ben bir yıldır sokaklardayım. Oğlum ve oğlumun birlikte olduğu kişi beni sokağa attı dedi. Buyursunlar. Evin tatırıyor. Esra Hanım bir sene daha beri ben seni istiyordum Esra Hanım. Duvarlarından konuştum Esra Hanım. Sen neredesiydi? Ben tanımadım. Evde durdum. Bir haftadan beri kimsenin evinde. Tanımadığım insanların evinde seni bekledim Esra Hoş Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Esra Hanım seni. Oğlum beni evden attı Esra Hanım. Başka kadın ağzına baktı da torunlarım giremeye, ben giremeyen o eve Esra Hanım. Benim hayatım 35 senelik hayatım o evdeydi Esra Hanım. Anılarım o evde, her şeylerim o evde. Beni attı oğlum evden Esra Hanım. Beni koca buldu, gitti. Ekmek yedirmedi, beni 3 kere karakollara aldı da Esra Hanım. Attı evden, tam abalacık oldu beni Esra Hanım. Esra Hanım 3 kere karakoluna gittim, beni sokaklara attı. Oğlunuz sizi ne zaman evden attı? Esra Hanım bir sene oldu Esra Hanım. Bir seneden beri ben orada burada kalıyorum. Nasıl evden attı oğlunuz? Biz
de neden beri attı beni evden Esra Hanım? Çık evden git koca bul dedi bana. Kocaya git dedi, sen iyi diyor haram olsun dedi. Bir evde, bir oda bile hak etmiyorsun bu evde dedi bana. Çıktım gittim mecbur kaldım Esra Hanım. Arkadaşıma gittim Esra Hanım, bana bu evden gideceği dedi. Cezaevine koyacaktı beni Esra Hanım. Korkumdan çıktım o evden Esra Hanım. Niye siz cezaevine koyacaksınız? Ben Esra Hanım 5 sene dokunmazdım, eşimi vurdum ben. 5 sene dokunmazdım. Eşinizi mi vurdunuz? Evet Esra Hanım eşim vurdu. Niye? 7 sene önce beni hastanede aldattı. Eve geldi beni, beni hareketlerde bulundu. Ben de onu pompalı tüfekten vurdum Esra Hanım. Esra Hanım gözleri vurdu. Eşiniz ihanet etti diye pompalı tüfekle evet, vurdunuz. Ben onu gitmedim peşinden. O bıraktı gitti hastanede beni. Ben onu peşinden gitmedim. Ameliyatlıydım. 2 tane torunumla nerede kaldım. Eşiniz hayatta mı? Eşim hayatta Zonguldak Ereğli'de yaşıyor Esra Hanım. Zonguldak Ereğli'de. Evet Esra Hanım, benim yaptığım eve kapısı kaldılar Esra Hanım. Şimdi oğlunuz Kenan Baydam. Evet Esra Hanım. 11 Ocak 2021 tarihinde evet. Beni evden attı iddiasında evet. Bulunuyorsunuz. İsmi evet, geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı evet, vardı. Evet Esra Hanım. Ama ben tabii şunu merak ediyorum. Bu bir yıl önce eşinizin hayatı, oğlunuzun hayatına da biri girmiş. Bu insanla beraber evet, attı evet. iddiasında bulunuyorsunuz. Evet ben Esra bundan Hanım. Öncesini merak ediyorum. Siz kim yaşıyordunuz? Nerede yaşıyordunuz? Biz Mardin Yeşilkaya, şimdi Yeşilkaya oldu Kirlik'ten. Orada yaşıyordum ben 2 torunumla. Gelin gitti. 2 torunumdan bir küçük kaldılar. 2 tane kız torunlarımı büyüttüm. Kenan'ın çocukları mı? Evet. Onları büyüttüm. Biz bu 3-4 kişi biz hayatımızı yaşıyorduk. Bu kadın hayatımıza girince kadar bu kadın hayatımıza girdi. Oğlum değişti. Evde. Oğlun, torunlar. Torunlarım, 2 torunum bir de ben. Yaşıyorduk. Kaç yıldır torunlarına bakıyorsun? Ben kaç yılda bakıyordum. Küçük anaokuluna gidiyordun. Küçüğü biri de gidiyordun birisi. Biri gidiyordun. Onları ben de ortaokula gideyken cezaevine gittim. Onları bıraktım da. Peki velayet babada mı? Babada. Anne? Evet babada Esra Hanım. Babada. Evet, ama Esra Hanım. Boşandıktan sonra sen bakmaya başladın. Evet Esra Hanım zaten anneleri bıraktıktan kere ben durdum onlara. Benim evim zaten evim. Ben onları bırakmadım. Ben babaanneyim Esra Hanım. Ben onları bırakmadım. Asla bırakmam kızlarımı. Şu anda torunlar o evde mi? Torunlarım o evde değil. Torunları da istemeyen. O babalar inandı konuşmaya da babaanne bizi aramaya diyorlar, biz eve gidemiyoruz diyorlar. 2 tane oğlu var, ben oraya gitmeden istemiyorum. Oraya gitmeden istemiyorum onları, 2 tane oğlunları bizi attı. Çocukları da kuyumaya şimdi kadın. Kadın benim evime borçlandı. Şimdi kimle yaşıyor? Onunla yaşıyor. Onu o kim? Samson, Gülay Samson'la yaşıyor. Gülay Samson'la evet, ne kadar süredir Gülay'la beraber? İşte beni attı oraya geldi. Beni attı oraya geldi. Hayır, yani, bir senedir evet. beraber. Evet, Gülay eve yerleşince oğlun sen bu evden git mi dedi? Git dedi, kocaya git dedi. Senin işin yok artık dedi. Bir oda bile oğlum bir odada dur. Yapma oğlum bu evi ben yaptım dedim. Sahvedük dedim bu evi dedim yapma oğlum dedim. Hayır dedi çıkıp gideceği bu evden. Benim şey... Peki oğlun Kenan. Genel. O evde velayeti evet, de kendisinde 2 çocuğuyla yaşıyordu. Evet. Gülay geldi. Şu Gülay anda dördü beraber mi yaşıyorlar yoksa kendi çocuklarını anneye mi gönderdi? Kendi çocukları anneye gitti. Ben cezaevine gidince 9 ay sonra bile bakmışlar. Eltim bile bakmış. Ondan geri anneye teslim etmek zorunda kalmışlar. Sizin cezaevine gidişinizle beraber çocuklar anneye teslim edildi. Evet aynen öyle. Yani Gülay'ın eve gelişiyle çocuklar teslim edilmedi. Evet. Cezaevinden döndüm gene çocuklar geliyordu. Ay babaannem diye geliyorlardı gidiyorlardı. Güzel güzel yaşıyorduk oğlumdan da yaşıyorduk. Asla böyle bir kelime bak kullanmadı. Asla benim oğlum dört dörtlüktür. Bu kadından böyle oldu beni istemeye kadın. Uşakları istemeye kendi oğlanları kuyuyor. Ben de o çocuklar orada diye çocuklar da gitmiyorlar artık biz aramaya babaanne Peki, diyorlar. Peki Güney'in kaç çocuğu var? 2 tane oğlu var. O 2 oğlu senin oğlunla beraber o evde mi yaşıyor? O evde yaşıyorlar evet o eve geliyorlar gidiyorlarmış. Ben duyuyorum komşularımdan filan. O evde kadın Peki, da yaşıyor. Şimdi, mesela hani biz böyle daha gelenekçi insanlarız. Koşullar ne olursa olsun ailemizden, annemizden, babamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Oğlunuz bir yıldır böyle bir hani birliktelik yaşıyorsa... O güne kadar, yani o Gülay'la ilişkisine kadar hep sizinle beraberse... Evet, çok güzel yaşıyordu. Nasıl bir anda hani bu kadar... Onu sorulamıştı bilmiyorum. Sizin iddialarınızdan yola çıkarak soruyorum. Nasıl hani mesela gözüne perdeler inip de annesine... Sen anne bu evden defol, kendine bir koca bul. Heh. Ben seni istemiyorum aynen der. Aynen öyle, aynen öyle söyledi bana. Aynen öyle söyledi. Beni evden attı, gidecek bu, gideceksin bu evde, demir kapıyı açtı, gideceksin bu evden dedi. Ben ondan kere gene 3 kere gittim oraya. Beni arkadaşlarım aldılar, karakola düştük, hastaneye düştük. Bir gün kadın sığınmada kaldım, kadın sığınma misafirhanesinde. Sen oğlunla karakolluk oldun evet, mu? Evet, üç sefer oldum. Neydi karakol, yani mesela birincisinde ne oldu? Beni atıyor evden, ben karakol çağırıyorum, karakola gidiyoruz. Ondan kere gene beni ona katıyorlar. Ev onun diyorlar. Biz bir şey yapamarız diyorlar. Şimdi buradaki dava oğlunun seni yaşadığı evde alanda yük görüp fazlalık görüp istememesi mi?
Yoksa var olan, ya o yaşadığı evde, o bina, o toprak evet. yığını, evet. o çimento evet. yığını bakın. Evet. O onun üzerinde herkesin hak talep etmesi mi? Hayır. Yani hayır. dava ev mi? Dava oğlunla senin arandaki problem mi? Bizim aramızda hiçbir şey yoktu Esra Hanım. Annem derdinde bir şey demezdin. Öyle asla kocaya git kelimesini asla. 7-8 sene bak 2015'te benim eşim gitmiş, ben o evdeyim. 2015'ten beri o evdeyim. Ben hani doğal köylü kadınıyım, anladın mı? Doğal seramlar şeyimle uğraşan kadınım. O da çalışmaya gidiyor, torunları büyütüyor. Babanın vurulma olayından sonra oğlunuz hani size karşı o olay... Şey yapmış olabilir mi? Kızmış yok, olabilir yok. mi? Onun altı var mı? Asla öyle bir şey olmadı. Kaç ben cezaevinde baktım. Geldi kaç yanıma. Kaç yılında oldu bu olay? 2016'da filan oldu. 2016'da evet, vurdu. Siz cezaevinde yani ne kadar kaldınız? Bir sene 6 ay kaldım ben. Ama 16 ay kaldım. Karabük, Tetibi Karabük cezaevinde. 10 ayda Sakarya'da kaldım. Ondan geri virüsten bizi koymadılar. Çıktıktan sonra oğlunuz çok uzun bir aldı süre. Mı sizi? Efendim? Evet. Çıktıktan sonra oğlunuz da eski hayatınıza devam tabii ettirdiniz ki, tabii mi? Tabii ki oğlum aldı Gotü'de cezaevine geldi. Her ay geldi, her ay torunlarımı Gotü'de bana. Bir gün gelmemezlik etmedi. Her hafta sürpriz yapıyordu bana. Kapalı oluyordu her haftaları. Ondan ki şeyde Aydana'ya da açık oluyordu. Her hafta geldi, her şey geldi yani. Peki Aydana'ya problem geldi. Var mıydı aranızda? Hiç yoktu. Sorabilirsiniz onu, çağıralım peki buraya. Peki problem nasıl başladı? Bu kadın girdi başladı. Bu kadın girdi başladı. Peki mesela oğlun hayatı çok uzun yıllardır bekar. Evet. Biri giriyor, sen de anne olarak aman benim oğlum mutlu olsun. Aman hayatına biri girsin, hayatı çeki düzene girsin istersin. En başından beri sen birlikte olduğu kişiyi onayladın mı? Ben zaten görmedim. 3 kere 4 kere 3 kere gördüm. Geliyordu gidiyordu. Geliyor gidiyor. Ben ona mataplım yok. Oturup bir şey yapmadım, bir şey etmedim. Bir gün, bir ay, 2 ay yaşamadım. Hı hı. Bir şeyim yok, bir paylaşım olmadı benim ondan. Ben bir şey de demedim. O kadın girdikten sonra anne bu evden çıkacak. Anne bu evde durmayacak. Anne bu evde koca bul, git bir kırık ekmeğimi yeme, küfür yediriyor bana. Ben 780 lira nafaka alıyordum, torunlarımdan yiyordum. Ben o torunlarımı büyüttüm, onlarına yattım, onların ortasında yattım. Onlar bir kolumda yattılar, bir kolumda onlar yattılar. Ben hayatımı orada çok güzel geçiriyordum benim evimden. Senelerden beri evimi kayınamdan kayıtamdan bir şeyim yok, ben o evi yaptım. Ben torunlarımı o evi istiyorum, kendim o evi istiyorum. Ben evime dönmek istiyorum Esra Hanım, lütfen beni evime alıverin. Peki bir yıldır... Yani şimdi ben evinizi alır mıyım, alamaz tamam. mıyım onun şey yapamam ama benim buradaki asıl davam yani eğer çözülmesi gereken bir konuysa sizin evet. oğlunuzla aranızdaki olan ilişki. Evet. Bir yıldır nerede yaşıyorsunuz? Bir yıldım Gülşen'de arkadaşımda, dayımı gelininde. Orada, burada, şurada hep böyle yani arkadaş çevresinde. Eski gelininize gittiniz mi? Torunlar gitmedim, orada. Gitmedim Esra Hanım, gitmedim. Torunlar orada ama biz torunlarla telefondan konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Ben onların sesini duydum mu bana bir şey oluyor. Peki Esra şimdi Hanım. Siz onun annesiniz nihayetinde. Hani gelininizi arasanız şimdi torunlarla aranızda çok özel bir diyalog var. Evet. Ya büyüten sizsiniz. O size ya anne ne oldu, neler oluyor diye sordu mu? Hiç sormadı Esra Hanım. Hiç benden konuşmadı yani. Zaten evden çıktı. Bir daha da şey olmadı. Oğlunuz bu kadınla birlikte nikah kıydı mı? Yani hayır. Hayır. Beraber yaşıyor. Beraber yaşıyor. Ne? Hanımefendi evli mi? Bilmiyorum. Nasıl ne evli mi ne bilmiyorum. Ben oğlumu evim istiyorum ve torunlarımı oraya gelmesini istiyorum. Ben... Kenan'a ne yapmışım? Ay Kenan, ben sana ne yaptım Kenan? Kenan, ben sana ne yaptım? Kaç seneden beri ben o evde yaşıyorum Kenan. Sana bir şey mi yaptım? Söyleyeceğiz Rabia. Ben annem burada yaptı da attım diyeceksin Kenan. Kenan, buraya geleceksin, seni buraya istiyorum Kenan. Ben bir seneden beri neredeyim? Ben seni hiçbir zaman haramsız demedim say Kenan ben. Haramsız demedim sayın için neredesin? Emine abla, oğlum. Ya ne istiyorsun şimdi? Ben evim istiyorum, torunlarımı eve gelmesini istiyorum, torunlarımı istiyorum. Benim kızlarım o eve giremiyorlar, ben giremiyorum, benim o eve girmiyor. Ben o evi yaptım, harç kardım, orada yemek yaptım. Bütün her şeyim orada gezdi, ölümüm de orada olacak dedim. Ben o evi istiyorum. Kız kardeşleri, kaç çocuğunuz var? Benim iki tane bir oğlan bir kızım var. Kız kardeşi. Şu anda Kenan'la Gülay'ın yaşadığı eve girebiliyor giremiyor, mu? Giremiyor. Niye? Giremiyor işte, giremiyor, gelemiyor. Hayır, gelemiyor. Şunu merak ediyorum. Ne bileyim, arada gidip abisiyle çay kahve içiyor mu, sohbet ediyor mu? Gelemiyor Esra Hanım, beni kadın da duymuyor, onları da duymuyor. Kimseye yanaştırmıyor kadın. Kimseye yanaştırmıyor. Buraya gelemez diye zaten konuşuyormuş. Benim bu evdeymiş, artık buraya gelemez.
Şöyle demez, böyle demez. Evime gideceğim dedim. O buraya, o eve gelirse diye çır çır çıldırdı Esra Hanım. Ben yokum Kenan deyip boğurdu Kenan'a. O zaman dayım ilgilini bıraktı beni. Ben seninle bu ilişkide anneni, annenle yaşamayı istemiyorum. İstemiyorum diye. Ben anne, benle yaşamasın gitsin. Ev tutsunlar gitsinler. Benim evimde ne işleri var? Ha, dava aslında. Benim o ev normalde kimin üzerineydi? Benim eşimle benim üzerimdeydim. Ben cezaevine girerken eşim bu baba, dedi ki... Baba evi oğlanın üzerine yapıyor. Evet, oğlanın üzerine benim rızamdan yapıldı ve asla Kenan anne... Bu tabu da benim üzerimde ama sen bu evde ben çıkarın sen çıkamazsın dedi bana. Ben cezaevine giden torunlarım evden atmasın. Benim oğlum evden atmasın. Ben gidiyorum cezaevine diye düşündüm. Onlar küçük küçük kız çocukları bir görse Esra Hanım onları sen. Benim kızlarım yok etmedi bunu. Ondan sonra ben bunu dedim ki Kenan üzeriyi al oğlum ben cezaevine gidince seni bu evden atar dedim. Belirli bir borcu baba varmış. Atar diye düşündün. Evet. Onun arabası vardı onu karakola çekti de sattı. Onu yüzüneydin oğlumu yaldı o araba. Bunu da borcu etmiş. Borcunu ödedik. Biz aldık evi. Ben oğlumu yüzüne yaptım. Güvendim de yaptım. Oğlum dedim. Oğlum dedim. Canım dedim. Neden attı beni Esra Hanım? Bir şey mi yaptım? Şimdi bu olayın bir maddi tarafı var ama bana ağır gelen daha çok manevi tarafı. Yani evet. Manevi tarafını maalesef yani şimdi biz aile değerleri falan diyoruz ki şöyle de bir gerçek var sevgili seyirciler. Bir ailenin ortasına birazcık para koyun. O paranın paylaşımında o ailenin gerçek bir aile olup olmadığını o zaman anlarsınız. Bunu defalarca burada şahit olduk. Dışarıda da görüyoruz. İnsanlar bir miras, para pul için birbirlerini deşiyorlar. Yani böyle bir şey olamaz. Asla kabul edilecek bir şey değil. Maddi tarafı o evin paylaşılamaması. Manevi tarafı sen o evde normal bir düzende oğlunla yaşarken evet, şu anda oğlun hayatına giren kişiyle beraber ben sokaklarda kalıyorum diyor. Hatta Emine Hanım şu anda nerede kalıyor biliyor musunuz? Programa başvurmak için siz İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'a geldim. Onu bir anlatır mısınız? Bir de Muhtar Bey telefon hattındaymış onu alacağım. Evet. Siz buraya geliyorsunuz. Evet. Yolda kimle tanışıyorsunuz? Bak ben köyden bir buraya yolcu taşıyormuş. Ahmet abi var. Beni Gülşen ona bindirdi. Git dedi o seni buraya bırakır dedi. Hatta eve buraya yani. Evet. Biz burayı bulamadık. Dönüyoruz dolaşıyoruz bulamıyoruz. Telefondan yapıyoruz bulamıyoruz. Ben yabancı ilk defa geldim. Ben şimdi bu ben seni abla dedi burada bırakamam. Evime ileteceğim dedi ve kadısına telefon etti ve beni evine misafir etti. Tam salı günden bugüne 5-6 akşamdan beri oradayım. Yani şu anda hiç tanımadığınız birinin evinde bir haftadır misafirsiniz. Evet aynen öyle Yani sizi buraya getiren aslında ulaştırmanızı sağlayan kişinin evinde. Evet evet aynen oradayım Esra Hanım. Ben size ulaşmak için neler yaptım Esra Hanım bilmiyorsunuz. Bu arada tabii konumda da biz 5. Levent tarafındayız da Turkuaz Medya olarak geçiyor. Birçok insan hani ATV olarak arıyor bazen çıkamıyor olabilir evet, konumda da. Şimdi Yeşilkaya Köyü Muhtarı Mehmet Bey telefon attığında. Muhtar Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ Allah olun. Önümüzden eksik etmesin sizleri. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz Emine Hanımların bulunduğu yaşadığı yerdeki muhtarsınız sanırım. Evet, evet. Buyurun. Şimdi Esra Hanım bunlar 2014 yılında yeni muhtar olduğum an eşiyle bir tartışma yaşadılar. Tabii eşi ben muhtar olmadan, göreve geçmeden önce Zonguldaklı bir bayanla dost hayatı yaşamaya gitti. Bıraktı evini. Güzel bir geçimleri vardı. Eşi gittikten sonra tabii ev tabusu eşinin üzerine olduğu için geldi. Oğlanına benim yanımda 22,5 milyar eski parayla, 22,5 bin lira şu anda parayla onu ona verdi oğlanına. Oğlanı da dost hayatı yaşamak için bir bayan buldu. Tabii resmi nikah ben yapmadım. Bartın'da yaptırdılar onu bilemem. Annesini dışladılar burada dışarıda. Evden attılar dışarıya. Hatta aralarında bayağı bir itişme kakışmalar da oldu. Biz de kolluk kuvvetlerimizden Emine Hanım'ı aldık. Bartın'ı bir yere yerleştirdik. Oradan bu kadıncağız sürünüyor. Onun bunun evinde orada burada kalıyordu. Yani şu anda mağduriyeti var. Ya şunu zaten hem anlamıyorum. Eşi, hani maddi tarafını geçtim. Manevi tarafında bu kadının bu kadar sokaklarda kalmasının, sokaklarda yaşamasının sebebi nedir ya? Şimdi gerçekten bunu algılayamıyorum Muhtar evet, Bey. Evet, evet. Boşanmış olduğu Aslan Baylan adını taşıyan %99 eşi kendisi artı bir de evindeki bir oğlanı var Kenan Baylan. Evet. Ya bunun sebebiyet veren bunlar. Şimdi ya Kenan bayağı bunu yani anne çok özür. Kenan bayağı annesini
Evden kovdu. Git nerede yaşarsan yaşa. Şimdi demiş ki git kendine koca bul. Koca bulunca belki bir evin olur filan demiş. Yani bayağı bu cümlelerin sarf edildiği, annenin sokağa atıldığı bir durum var ortada. Annesinin sokağa attığını iyi biliyorum. Ben o köy muhtarı olarak hatta olay yerinde gittim. Ama kötü söz sarf ettiklerinde yoktum. Anladım. Şimdi yaşı itibariyle, anne olması itibariyle aile bir durum. Fakat cezaevinden çıktığı için sanırım denetimli serbestlikten yararlanıyor. Belirli bir ikamet yalanın da olması lazım. Yani devlet kolluk kuvvetleri açısından da böyle bir risk de var. Yani bu kadın sokakta devlete ikamet adresini veremiyor. Nerede kaldığı belli değil. İmza atıyor musunuz? Hayır atmıyorum. Şimdi virüs dolayısıyla uzatıyor devlet ya. Evet. Onun için imza işim var aslında. İmza atmam gerekiyor ama uzattığı için... Şu an her imza atmadığında da kaçak sayılıyorsun sen şu anda. Evet. Yani adresi belli değil. Evet öyle. Orada burada yaşıyorsun. Adresin belli değil. Bu kolluk kuvvetleri geldiğinde anne darp edilmiş miydi muhtar bey? Evet evet. Bunu oğlanın tarafından ufak tefek aşırı derece değil de normal bir darp işleri falan vardı. Oğlanı tarafından evden atılıyor bu. Ben bunu parayla aldım muhtarım dedi. Evimi ben babamda parayla aldım. Annemin hakkı yoktur diye evden attı. Şimdi bak. Dava ev davası. Dava hani o manevi anne. Şimdi sen çocuk torunlara oğlun boşandığında torunlara kim bakıyordu? Sen bakıyordun. Ev sizin üzerinizdeydi. Oğlunuz sizle beraber yaşıyordu. Evet, evet, aynen. Ne zaman haklar bütün yani güç aslında oğlunun eline geçti. Sizden vazgeçti anladığım kadarıyla. Evet, teşekkür ediyoruz muhtar bey. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Alo. Telefon gitti galiba. Gerçekten aklım almıyor. Yani hiçbir şey yapamazsan bir göz oda tutarsın orada kalır filan vesaire seninle kalır. Ne bileyim yani yapılacak o kadar fazla yani düşünmek istediğinizi çözüm üretmek istediğinizi o kadar fazla yol var, yöntem var, çözüm var ki ama dava bunları düşünmemek ve bir an önce baştan sağmaksa olay buralara kadar geliyor. Oğlum Kenan Baylan ve beraber yaşadığı Gülay Samson beni evden kovdu. Bir yıldır sokaklarda yaşıyorum diyen Mars'ın Yeşilkaya köyünde ikametini normalde sürdüren bir hanımefendi ama 2015 yılında eşinin ihaneti sebebiyle kendisini yaraladığı için cezaevine girmiş. Şu anda da işte sanırım şeyden dolayı, koronadan dolayı tahliye oldunuz. Ve şu anda bir yıldır yani korona döneminde cezaevinde olsa sıkıntı yok. Tahliye olunca bu sefer de anne sokaklarda kalıyor. Bu sefer de oğlu Kenan onu eve almıyor. Kenan Baylan'ın, Gülay Samson'un söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bir de Kenan Bey'in çocukları hani ayrıldığı eşi gelininizde yaşıyor onunla beraber. Velayet anneye geçti mi biliyor musun? Geçmedi, geçmedi oğlumda. Velayet babada ama çocuklar annede kalıyor. Ama oğlunuz Kenan birlikte yaşadığı Gülay'ın çocuklarına bakıyor. Çok seviyorum bu insanlık durumlarını. Yani kendi evladına bakmayıp da başka birinin çocuklarına baktığında bu iyilikseverlik olmuyor. Önce sen kendi önündekine sahip çıkacaksın. Sonra dışarı sahip çıkarsın. Bizde de herkes hayali kahramanlık peşinde. Gerçekten ne söyleyecekler çok merak ediyorum. Peki hiç oğlunla bu süre içerisinde bir araya yani sizi getirdiler mi bu işi çözelim? Geliyoruz. Oğlum hiç anne sen ne yapıyorsun? Neredesin? Kiminle yaşıyorsun? Kiminle ne yapıyorsun? Sormaz, izlemez. Geçen akşam çok kötü hasta oldum Esra Hanım. Benim midemden rahatsızım ben. Benim kız kardeşim, dayım telefon ediyor lan. Bağ telefon etti hastamız. Bağ bağır ya. Sen anne ne yaptın? Bakay gidelim hadi doktora neredesin diye soracak çocuk. Bağ bağırdı ta bağır ya. Niye bağırıyorsun? Ben de kapattım telefonu ve ambulans bile çağıramadım. Hep ağladım yatağımda ve oturdum. Peki kızınızda kaldınız mı? Kalmadım. Niye? O da böyle. Sizi istemiyor mu? İstemiyor. Neden istemiyor bilmiyorum, kızınız? Bilmiyorum. Esra Hanım ben şaşırdım. Ben onlara ne yaptım? Evli mi? Evli iki tane oğlu var. İki tane aynı oğlu var. Aynı köy içinde oturuyoruz. Aynı köy içinde. He? Aynı köyün içerisinde. Yani sen sokakta kaldığında senin canın kızın o da seni istemiyor. Almadı beni. Yani iki çocuğun da seni istemiyor. İstemiyor lan. Peki kardeşlerin var mı? Var iki tane abim var. İki kız kardeşim var. Onlar kardeşim gel bize dediler mi? Diyorlar gidiyorsun üç gün duruyorsun beş gün beş duruyorsun. Gün Esra Hanım ne kadar nereye sığabilirsin? Peki eski eşi Aslan Bey telefon attığında vurduğu... Aslan Bey hoş geldiniz. Eyvallah sağ olun. Siz nerede yaşıyorsunuz Aslan Bey?
Ben Zonguldak nerede yaşıyorum? Başka bir yerde bir hayat kurdunuz herhalde. Hayır. Hayır, onlar Bartın'da ya siz Zonguldak'ta. Şimdi Emine Hanım'a sorun, Emine Hanım'a sorun. Emine Hanım çok iyisini biliyor. Emine Hanım çok iyisini biliyor. Anlamadım dediğinizi. Emine Hanım diyorum, çok iyisini biliyor diyorum. Her şeyde baştan anlatsın, baştan öyle yarım yarım anlatmasın. Peki gerçekler neyse, yani Emine Hanım'ın doğruları söylemediğini iddia ediyorsunuz. Gerçekleri siz anlatır mısınız? Bir, eşiniz sizi niye vurdu? İki, niye oğlunuz Kenan Bey şu anda annesini sokağa attı? Evet. Esra Hanım. Bu her şey hak etmiştir. Ben 20 sene TDK'da çalıştım. Emekli paramı buna verdim. 19 milyon nafaka parası verdim. Birinci nafakaları verdim. Nafaka parası mı verdiniz? Evet, 19 milyon. Arabamı sattım da verdim. Araba oğlunu izledi. Araba oğlunu idi sattı. Ondan sonra her ay bin lira nafaka ödüyorum. 1000 TL nafaka mı ödüyorsunuz? Evet. 780 lira, yalan söyleme. Bunun ağzı durmaz. Bu arada melek, siyanette melek gibi konuşuyor. Muhtar yalan konuşuyor. Muhtar yalanları söylüyor. Evet, muhtar yalan konuşuyor. Sen zamanında hastanede yoğun bakımda dururken bu kadını ayarlayıp da sen beni... Yattı mı? Yatmadı mı? Bu kadından. Aslan Bey, telefondan ağzınızı uzaklaştırır niye mısınız biraz? Niye geldi de beni rahatsız ettin? Bir dakika. Aslan Bey. Efendim? Eşinize ihanet ettiğiniz için mi? Yani Emine Hanım'a ihanet ettiğiniz için mi sizi pompalı tüfekle vurdu? Evet. Hayır, beni evime döndürdüm. Beni evime döndürdüm. Dönme diye ben. Yalan söylemeseydim kim kabul edi ya. Evet. Benim bütün varlığımı yok etti Esra Hanım. Kim benim bütün bıraktı? Varlığımı yok etti. Hastane olayı hastane doğru mu? Hastane olayında bırak. Herkesin beraber oldu, bir kişiyle beraber oldu. Bir kişiyle beraber oldu. Benim ameliyatlıyken, bu yoğun bakımdayken kadını bulmuş. 3 derde aldı, gitti. Ondan kere eve geldi. Anladım. 2 kere beni de rahatsız etti. Git dedim, rahatsız etme beni dedim. Rahatsız etti. Ben de pompalı tüfek doluydum. Ben çektim, attım bunu yüzünden. Burama kadar götü de Esra Hanım. Anladım. Peki Aslan Bey, sizi dinleyebilir miyiz? Esra Hanım, yemin ediyorum yalan konuşuyor. Asla yalan konuşmuyor. Peki, yani sizin şu aranızdaki olayı bir anlatabilirseniz çok sevineceğim. Ya arada bir şey yok ki. Ne için gitmiş de yeri ellerde yaşamış ev düzenine? Esra Hanım. Bu boşanma davası açtı. Evet bu sefer. Evet. Dedim ki Emine, sen bir yere yanaşmazsın. Ben eve götürüyorum. Gel yanıma beraber götürüyorum dedim. Bir dakika. Evet. Bana gelmem dedi. Gelmem dedi. Niye gelmem dedi. Ben işi istemez. Cezalı arkadaşı vardı Sunu Hanım. Ne yapmış yanından? Hayır, hiçbir şey yapmadı. Onları yetmen iyiydi. Ben ağzı açma. Esra Hanım'a. Sunu Hanım kim? Beni yanına aldı. Oradan şey yapınca. Cezaevi arkadaşı mı? Evet. Peki sizin boşanmanız ne zaman oldu? Bizim boşanmamız iki ay oldu. İki ay oldu, yani yakın bir zamanda boşandınız. Evet. Şu anda da nafaka ödüyorsunuz. Evet. Ben nafaka 2013'ten beri ödüyorum. Evet, ölüyor. 2013'ten beri mi nafaka ödüyorsunuz? Evet. Tazminat da ödediniz mi? Hayır. Hiçbir şey yok. Ha, 19 bin tazminat. Peki oğlan Kenan, şimdi bu annesi nihayetinde. Siz karı kocasınız, kavganız çoktur da. Kenan niye annesini sokağa atıyor? Ablam ağzı durmuyor, ağzı. Ben buna dedim, Emine dedim. Ağzıyı tut dedim. Evde benim köyde 16-12 evim var, iki katlı. Ağzını tut dedim. Evi bir koçetim otu dedim. 7-8 sene ağzımı tuttum da torunları boyuttum da şimdi mi buldum? Bir dakika, evet. İkiniz de buldunuz birader. Ne yapıyor peki? Çenesiyle ne yapıyor? Esra Hanım, herkes yerden yere vuruyor bu. Herkes yerden yere vuruyor.
Peki kızı da mesela, kızım da beni istemiyor dedi. Aynen. Kızımı da yerden yere vuruyor. Ne yapıyorsun yerden? Oturunları boyuttum evimde durdum. Seni oğlu yıkaç kere düştü, oğlu yıkaç kaldırdım yukarı. Oğlu yandan arabaya diken darmayı çekti diyor oğlu altından arabayı. Dinliyorum. Benden kalak alıyor bin lira, tamam mı? Bir de babasının maaşını girecek şimdi. Bu yer tutacağım dedi bana. Ne yapayım, neye gidiyorsun? Bir dakika, evet. Benden kalak alıyor bin lira. Evet. Bir de babasının maaşını girecekti bu. Evet. Alabilir mi? Alamaz, onu da bilmiyorum. Ben dedi bir artı birer tutacağım dedi. Kendi başıma yaşayacağım dedi. Nereden orada burada mı duruyor? Kendi mi ayrıldı evden? Kendi mi ayrıldı evden? Hayır. Esra Hanım. Dinliyorum. Bak benim oğlum eşini boşadı. Bunun yüzünden. Bu telefon attı. Başkasının, efendim söyleyeyim, bantını koçtu. Oğlum dedi bak bu bak başkasının dedi. Telefon başkasının dedi. Benim iki tane torunumun boynu büktü. İlk gelinine mi gelinine mi iftira attı? Evet, aynen. Sen gelini kaç kere yakaladın telefonlarına? Toplantı etmediğim şu anda konumuz gelinin hayatı değil. Gelmiş, geçmiş, evet, bitmiş. Evet, onu niye konuşuyorsun? Oğlunun, sizin iddianız şu. Emine kendi oğlunun yuvasını yıktı. Hayır. Onun yuvasını yıktı. Yemin ederim öyle bir şey olmadı. Benim varlığımı da yok etti. Neden yok etti? Evi koyup sattı. Yalanla da alıyor. Aslan Bey, siz evlatlarınızla görüşüyor musunuz? Aranız nasıl? Oğlunuzla da kızınızla da görüşüyor musunuz? Görüşmüyorum. Görüşme ya, yalan söyle. Peki şu olaya tekrar geleceğim. Siz eşinizi gerçekten aldattınız mı, aldatmadınız mı? Ben eşimi aldatmadım Esra Hanım. Baştan anlatayım ben size, mevzuyu anlatayım mı? Anlatın. Biraz telefondan ağzınızı uzaklaştırırsanız. Bak. Ben sana mevzuyu anlatayım. Şimdi ben bu midesinin ameliyatı oldu. Şimdi midesi ameliyatı olunca dedi ki evdeki o hanım dedi ki böyle böyle dedi. Sen dedi bizim köy gelin olacağım dedi. Ben dedim ki Emine bizim köyde öyle bir kazanıyordun. Kime mi olacaksın sen bunu dedi. Bu karıyı dedim ben. Bu dedi ki sana olacak. Sana birini alacağım dedi. Almak istediği kişi kim? Bu evli kadın. Anladım. Anladın mı? Anladım. Peki telefonu aldık, şimdi tekrar bağlayacaklar daha sağlıklı bir iletişim için. Şimdi Zonguldak Ereğli'den hastane döneminde bir kadın varmış. Kim o kadın? Vallahi ben Esra Hanım şimdi hatırlayamadım. O kadını alayım. Oğlandan da, kızdan da, benden de sana daha iyi bakar diyor. Böyle başladı olay. Yok Esra Hanım, yok. Geri kalanını dinleyeceğiz. Şimdi Emine Hanım'ın, şunu anlayamıyorum şimdi. Emine Hanım sokakta ama hani oğluyla problemli. Kızı var, görüşmüyor. Aile desen hiç kimse sahip çıkmıyor. Eski gelini Aynur Hanım telefon attığında. Aynur Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Evet. Hoş bulduk. Siz görüşüyor musunuz kayınvalidenizle? Ya yüz yüze görüşmedik ama hani telefonda ara sıra görüşüyorduk. Evet. Yani benim bağlanma sebebim çocuklarım. Evet. Babaları hiçbir şekilde destek olmuyor. Evet. Annesi orada doğru söylüyor hani evinden attı beni diye. Doğrudur. O evi kayınvalidemle biz yaptık gerçekten tepeden tırnağa. Evet. Yani her şeyi de biz yaptık. Yani kaç yıldır bak kayınvalidem de orada doğruları söylesin. Kaç yıldır çocuklarıma ben bakıyorum tek başıma bir kaç yıldır bakıyorsunuz? Kaç yılın? Babaları 5 kuruş destek vermiyor. Kaç yılından beri bakıyorsunuz? Kaç yılından beri? Bence zahmine girince kadar kalıldan beri. 2015'te ayrıldık biz. Evet. Bir iki sene öyle bir şeyim geçti. Hani düzenimi kurmam gerekiyordu. Ailemin yanında hani duruyordum ama çocuklarımla sığamadım o eve. Düzenimi kuruncaya kadar Allah aşkına evimi de aldım. Çocuklarımı da aldım oradan. Helal olsun. Çocuklarım 4 seneden beri yaklaşık benim yanımdalar. Ama babaları hiçbir şekilde 5 kuruş yardım etmiyor. Çocuklarımı gördüğü zaman 5 lira 10 lira veriyor. Hani ellerine harçlık olarak da şey olarak da. Şu anda madem durumum var diyorum hani... Sen niye bakmıyorsun çocuklarına? Başkasının çocuklarına bakıyorsun. Benim çocuklarıma niçin destek olmuyorsun? Peki Aynur, ben bu arada... Ben de çalışıyorum. Velayet kimde şu anda? Babada. Çocuklar babanın yanına hafta sonları ya da bu ara gidebiliyorlar mı bir yıldır?
Hayır, gitmiyorlar. Kadın eve uyumaya gitmiyorlar. Velayet kayınvalideniz. Bakın velayet babada olduğu için kafa kalamıyorsunuz siz. Velayete ama gidin. Velayet çok değişsin. Değiştirilebilir. Velayetini alın bu çocukları. Bak gerçekten asgari ücretle çalıştığım için hani maskeme masraflarından kaçıyorum biraz. Hani mahkemeye vereceğimi nasıl olsa bana diyorum hani çocuklar konusunda sıkıntı çıkarmıyor. Hani ben baktığım sürece gerçekten sıkıntı çıkarmıyor. Ya bunların hepsi Aynur'cum, sen şimdi tek başına çalışan, ayakları üzerine duran, Allah'a hamdolsun da kimseye minnet etmeyen bir kadın olduğun için ulan diyorsun ben bununla uğraşsam ne olur, zaten bakmıyordu tek başına. Ama o çocukların geleceği için alman gereken haklar varsa onun da peşine düş. Tamam mı? Hı hı. Bu arada sizin yuvanızı yıkan, biraz önce kayınpederin dedi ki sorun bakalım. Kenan'la Aynur'un yuvasını yıkan Emine'dir dedi. Bu iddia ya doğru mu? Size iftira attı mı kayınvalideniz? Ya ben bunlar için bağlanmadım. Hı hı. Bak. Ya bizim boşanma sebebimiz eski eşimle bizim aramızda olan bir şeydi. Hani ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ben sadece çocuklarım için aradım. Ben şunu merak ediyorum. Bu anlamda eski kayınpederinizin iddiası doğru mu değil mi? Ya ben orayı tam dinlemedim. Hani yoldayım şey dedi, zaten şu anda. Oğlumun yuvasını da bu yıktı dedi. Geline iftira attı dedi. Hayır, iftira atmadım. Asla iftira atmadım. Emine Hanım'ı o eve niye sığdıramıyorlar? Siz az çok tarafları tanıyorsunuz. Reklamlara gideceğiz. Aynur, telefon hattından ayrılma lütfen. Acil reklamlara gidiyorum. Reklamlardan sonra sorunun cevabını da almak istiyorum. Şimdi bir ihbarlarımız var. İki eski eşi Aslan Bey tekrar telefon hattında olacak. İnşallah daha sağlıklı bir iletişim kurarız. Reklamların dönüşüne Zafer'in eşi Meltem Tülay Benli'yi bulduk sevgili seyirciler. Cuma günü akşamın bir saati evden çıkıyor gidiyor. Nereye nasıl gittiği belirsizdi. Meltem yani Tülay nereden ve nasıl çıktı? Biraz sonra bunu konuşacağız. Hemen sonrasında Niyazi Bey eşine geri dönecek mi? Ya daha doğrusu aklı başına geldi mi? Yani biraz mantıklı düşünmeye başladı mı? Biraz takkeyi önüne koyup ben ne yapıyorum diye kendini sordu mu? Bu anlamda kararı nedir? Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Seviyor beni. Evlenme teklifi de etti bana. Evde bulamadım mutluluğu. Hatice Hanım da buldum. Ona bir evlenme teklifi ediverdim. Niyazi Bey iyi misiniz? Ben bu işi ciddiyete almadıydım. Ciddiyete alıp doğruları konuşacağım. Ben yanlış anlaşıldım. Bunun laflarını sevmediğim için Niyazi Bey'in sevgilisiyim de dedim. Kızdırmak için öyle bir espri oldu. Hepsi gır gır. Niyazi Bey niye oldu öyle konuştu ben anlamadım. Gerçek ha Esra Hanım, yalan değil. Bana dedi ki ben bu işten sıyrılacağım. Oraya da dönüp annenle nikahımı yapacağım. Esra'ya kendimi boşatacağım. O zaman kendi karar verin ya. Ben ortalıkta kendi kaldım. Kendi karısını terk hangi etmez. Hangi beni ciddi seviyor ya? Buradan çıkıp işinizin ve kızınızın yanına dönecek misiniz? Ne diyeceğiz kız? Gel diyor musun? Karısına mı dönecek yoksa Hatice ile mi gidecek? Hatice sen ne diyorsun bu işe? Hatice'ye gidiyorsun buradan. Seni kabul etmiyorum. Niyazi Bey benim peşimi bırakmaz. Niyazi Bey'in herkesi şaşırtacak son kararı. Niyazi Bey daha zor günler sizi bekliyor. Niyazi Bey! Ne olmuş? Şimdi tam yayına girerken Emine Hanım'a da bazı sorular soruyorum. Hani oğlan o evde yaşıyor, seni niye almıyorlar, ev kaç katlı diye. Altında dam varmış, üstü çok büyükmüş. Kaç oda ev? 3 salon, 4 oda, kocaman mutfağı büyük böyle, 15-15, çok büyük evim benim. Vallahi ben de şu an evin peşindeyim o kadar. O kadar büyük yani. Esra Hanım, bir görse şaşırırsın vallahi. 3 salonu duyduktan sonra, çok özür diliyorum da yani oradan topla hani ne bileyim 2 ailenin yaşayacağı ya da evet, sana uygun daire gibi. Bir mutfak, bir yatak odası, küçük bir salon böyle hani 1+1 bir ev çıkabilirken yaşayabileceğin bir alan sana yaratılmıyor zaten mu? Zaten mutfak tarafı bana yetiyordu. Ben o tarafa ve yeter öbür tarafı seni olsun oğlum dedim. Ben o tarafı yeter bana dedim. Hayır hiçbir oda hak etmiyorsun. Çıkıp gideceği bu evden git kocaya git dedi bana. Bunu hak etmedim ben. O cümlenin daha anlamlı hale geldi. Sen bu evdeki hiçbir odayı hak etmiyorsun. Evet.
Çıkıp gideceği bu evden de demir kapıyı açtı, bu evden çık git dedi bana. Çık git dedi. Evet. Allah, Allah'ım ya, ne günler yaşıyoruz. Şimdi eski gelin Aynur telefon attı. Aynur evet. Tekrar merhaba. Merhaba Eksanım. Biraz önce konuşmamız hani reklama gittiğim için yarımda kalmıştı. Boşanma mevzu benim kocamla kendi aramda kalan bir mevzu. Çocuklar 2017 yılından beri ben kendi düzenimi kurduktan sonra benimle yaşıyor. Babaları velayet babada olmasına karşın hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor dedin Kenan Baylan için. Evet. Başka söylemek istedikleriniz var mı? Yani mesela Kenan annesini sokağa atacak biri mi? Evet. Ben cezaevine girdikten beri çocukları aldı Aynur. Ben ilkokula ben yolladım. Küçükken çocukları ben baktım. Bir golumda öbürkü yattı, bir golumda ikisi biri. Onları ortasına girdim bir attım Aynur. Bunu unutma. Ben çocuklarımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmedi ama ben çocuklara ben baktım. Da. Ameliyatlıyken bıraktığı gittiği ben baktım onlara. Ben cezaevine girdim 5 ay 6 ay eltim baktı ondan kere çocukları aldı. Anladın mı? Bakamaz hale gelince cezaevine geldiler torunu. Anne babaanne biz bit olduk dediler. Ben o zaman yeri dibine girdim. Ben o zaman orada çok ağladım. O zaman neredelerdin? Kimse neredeydin? Eltin baktık. Ayınla mastaydık. Ayınla baktı. O zaman kim neredeydi? Benim oğlum, oğlum kendi başına kaldı o evde. Anladın mı? Ben cezaevine gittim. Her ay götürdü torunlarımı yanıma. Her ay götürdü. Cezaevinden çıktığım gün o akşam seni yanından aldım evi. Çocuklar... Çocuklara ben baktım. Esra Hanım ben baktım. Çocuklara onları ortasında yattım ben. Şimdi hani Allah'a çok şükür anne de hayatta, baba da hayatta. Evet. Bu çocukların ebeveynleri var. Hani büyükler sonra da bizim ihtiyacımız olduğu zamanlarda istersek devreye girerler. Ya da çok ne bileyim birinin kaybı durumunda. Onun haricinde anne babaları bu çocukları nasıl dünyaya getirmeyi biliyorlarsa aynı şekilde sahip de çıkacaklar. Aynur eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, şimdi Emine Hanım çocuklara hep ben baktım, benim baktım diyor ya. Velayet onlarda olduğu için hiç başardım. Evet, bana çok sıkıntı yaşattılar çocuklarımı vermemek. Hayır, hani bana göstermemek amaçlı. Ama şu anda hiçbir aramıyor. Çocuklar ne halde, ne yiyor, ne içiyor, hiçbirinin umurunda değil. Bütün sorumluluk sende. Evet. Ama yasal temsilci olarak aynen. Da sen gözükmüyorsun. Ben gözükmüyorum işte, yapamadım, alamadım. Aynur anladım. Sen varımızı yoğumuzu zaten aldı giderken... Bir şeyimiz bırakmadı, bir ekmek parası bırakmadı bize giderken. Ben hiç kimsenin bir şeyini almadım. Ben hiç kimsenin bir şeyini almadım. Aa, her şeyimizi aldı gitti, ne almadı? Emre teyze kavgan oğlun Kenan'la. Evet Kenan'la. Ayrıldığın gelinin Aynur'la. Çünkü o değil. Şey gidiyor ya, hani bakmadı gitmedi diyor ya, ilkokula ben yolladım. Ortaokula giderken çocukları ben cezaevine gidince 7-8 ay eltim baktı. Ondan kere almak zorunda kaldı. Ondan kerelemek zorunda kaldı. Peki çocuklar. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Evet. Sizi böyle alayım. Oğlunuz Kenan'a seslenebilirsiniz. Çağrınız Kenan neyse. Kenan buraya gel oğlum. Ben bir anneyim. Sana haram sütem demedim. Ben bir şey yapmadım Kenan. O evde ben çıkarma hakkı yok. Ben sana ne yaptım da beni sokağa attı. Burada soruyu soruyorum sana Kenan. Bir oda neden hak etmiyorum ben o evde? Onu soruyorsun sana. Ondan önce öyle bir şey yoktun. O kadını aldı bunları yaptı. Neden o kadını aldıktan kere bana böyle davrandı Kenan? Kenan niye yaptı? Abi sen neden beri anne neredesi demedi? Kenan seni buraya Esra'nın yanında çekiyorsun ki istiyorsun Kenan. Kenan torunlarım istiyorsun, evim istiyorsun Kenan. Kenan sen bana niye bunu yaptın Kenan? Peki, seni burada bekliyorum Kenan. Kenan Baylan söz hakkını cevap hakkını kullanacak. Gülay Samson'da tüm bu iddiaları annesinin bir yıldır sokaklarda yaşamasına acaba nasıl cevap verecek? Şimdiki konuğumuz Zafer Benli, annesi Saide Kılıç'la programa katıldı. Eşim evi... Terk etti dedi saat 8'de bulunduğu yerden bir taksiye atlıyor ve sonra da ortadan kayboluyor. Bir anda ortaya çıktı eşi Meltem bulundu. Nerede ve nasıl bulundu bunları konuşacağız buyursunlar. Şimdi sizi bekletirken Cuma gününün bir konusu daha vardı bizden cevap bekleyen. Ziyaddin Şanlı Bursa'dan katılıyor programa. 19 yıllık hayat arkadaşım Seval Şanlı 3 kızımı da yanına alarak oğlunu terk ederek 29 Aralık'ta kayıplara karıştı dedi. Kayınvalidesinden öğrendiği kadarıyla eşinin Erol Kocabaş, Kocabaş isimli biriyle kaçtığını iddia etti. Ziyaddin Bey'in eşi bulundu biraz sonra. Canlı yayında olacak. Önce hatırlatma geliyor ardından buradayız. Eşi 29 Aralık tarihinde 3 kızını alarak... Evi terk ediyor. Bak kendimden fazla ona güvendim. Neden, neden? Benim yaptığım kötülük mü var yani? Eşinizin kaçtığı kişinin ismi nedir? Erol
Kocabaş, bu adamla görüştüklerini telefonda kaynana biliyormuş. Erol denilen şahıs da kayıp mı? Evet, kayıp. O da evli mi? Evet. Erol Bey'in eşi de telefon hattındaymış. Ayşe Hanım. Benim kocam, kardeşim der, ondan sonra kandırır, götürür, aşkıma döner o işler. Bir zaman sonra da para yok, pul yok, herkes yoluna bakar. Sizin eşinizin size kaçıncı ihaneti ve kaçıncı kaçışı? Ben bir sayısını unuttum. 9 da olabilir, 10 arada ufak tefek işler de var. Eşiniz 29 Aralık'tan sonra sizinle iletişim kurdu mu? Evet, kurdu. Çocuklarımı terk etmem, Ankara'dayım, işim var dedi. Sizin için bu iş bitti mi artık? Evet, canı cehenneme. Evlatlarımı versin, ben evlatlarım için çıktım buraya. Eşim için çıkmadım. Benim evlatlarımı bana getirsin, versin. Canı cehenneme, nereye isterse oraya gitsin. Ziyaettin Bey, merhaba. Merhaba Yasar Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Eşinizi bulduk. Şu anda telefon hattında. Sağ olun. Allah razı olsun. Seval Hanım, hoş geldiniz yayına. Çok. İyi günler Erol Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah kolay gelecek. İnşallah. Ben o şahısı, sesini, kendisini duymak istemiyorum. Beni bir dinlesin. Yayınını da şey yapsın. Kendisi, ben Erdoğan'da çalışırken saat 5-5.30'da eve geldim. Ondan sonra görevliler bizi getirdi. İki kişi önde otururken, üç kişi de biz arkadaydık. Eve gelince, ben eve geldim dedim eşime. Ondan sonra seni öldürürüm, bıçaklarım diye bana tehdit etti. Ben de o can acımla halamlara gittim. Ben durmadan, ben insanım. 3 milyar para varmış da. Nerede varmış? Ben konu komşum bağlanmasını istiyor. Ben konu komşumla giyeyim. Halam bana yiyecek veriyordu. Eve düzgün bir şey almıyordu. Ondan sonra kendisi affedersin. Benim 3 tane evladım yanımda, ben kaçak değilim. Ben yayına da katılmak istiyorum ama can güvencim yok. Güvenlik verirseniz ben yayına gelirim. Ya eve yiyecek mi? Bu konuda bu, yani geldiğinde güvenliğinle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını garanti edebilirim. Sizi bekleriz buraya. Önce şunu merak et. Gelirim. Peki. Ablası bu, bak ben çalışıyordum, bu çalışmıyordu dedi değil mi? Ben bir tavuk çiftliğinde çalıştım. Kız kardeşi aradı. Abi işe gönder dedi. Bu beni gönderdi. Bana oradaki çavuşla hat taktı. Yok kahvede dedikodu oluyormuş. Öldürürüm seni. Bıçaklarım. Bu ne demek? Şimdi siz çalışmaya başladıktan sonra eşiniz etrafınızda bulunan herkesten sizi kıskanmaya başladığını söylüyorsunuz. Bak, ve servise biniyorsunuz, servis şoföründen, servisteki insanlardan. Şimdi sizin anneniz kocanıza diyor ki, ya senin annen Seval, kızım Erol'la kaçtı diyor. Bu iddiaya ne cevap vereceksin? Erol Kocabaş'la beraber mi kaçtınız 29 Aralık tarihinde? Esra Hanım, o resmi rica edebilir mi? Erol Kocabaş'la benim işim olmaz. Bana bıçaklarım, ben can acımla Erol Kocabaş'ı aradım. Ben Yenişehir Jandarmasına gittim o gece. Araştırabilirsiniz. Ben ifademi verdim. Ondan o gün sonra peki karakoldayken Erol yanınızda mıydı? Hayır, yoktu. Yoktu. Peki Erol'un, buyurun. Madem Erol yanında yoktu da Erol Büyük Keskin'le çocuklarımı benim arabadan aldığında kimin arabasına bindin gittin? Ben... Söyler misin bana? Hayır, özel taksiyle gittim. Erol, hayır, yalan konuşuyorsun. Erol Kocabaş, beni dinle. Tamam, bak, sen, hastanede sen, dahil yanındaydı, abin dövmeye yürümüş Erol Kocabaş'ı ben ifade verirken. Yalan konuşma. Evime yiyecek içecek almıyormuşum. Annesi bağlansın, tüm köy bağlanacak, köy. Değil bir kişi, ya annesi, babası, teyzesi, halası, hepsi bağlanacak. Evime ben yalan, en ufak bir şey. Yalan konuşma. Yalan tamam, para konuşma. Vermedim onlara, onları konuşturmak için tüm köyü bağlayın. Ben yalan hayır konuşursam. Bak sen, ben suan ekmek. Dört tane erkeğin arasında gelmeyin dedim. Dört tane erkeğin arasında
Bir taksinin içinde iki kadın gelmez dedim. Ben her akşam sabah götürür getiririm sizi dedim. Yengen de şahit buna yengen. Yalan konuşma. Bağlayın. Halağın gelini bağla. Halağın gelini bağlansın yalansa. Tüm köy şahit bana, tüm köy. Değil bir tane kişi. Bak sesini bir kes. O yayınlar bir sesini kes beni konuştur. Ben maaşımı aldığım zaman sen bana mal para vermiyordun. Affedersin köpek gibi para atıyordun suratıma. Sen bana odun getirmiyordun. Ben sırtımda odun getirdim odun. Ne aldın? Tamam ben, eyvallah. Ben sonradan ekmek yedim. Oğlum beni dinle. Beni dinle beni. Ben sana evet odun getirdik beraber. Ben yok muydum yanında? Garibandık yoktu. Seven Hanım. Yoktu. İnşaata gidiyordun da Sevilay'a para veriyordun. Sevilay'ı kullanıyordun. Yalan mıydı? Seven Hanım ben... gördüm, görüyordum. Sürekli sözlü olarak tehdit ediyordu beni iddia dediniz. Öyle bir iddiada bulundunuz. Niye dört çocuğu değil de sadece üç kızı yanınıza aldınız? Evet. O gece oğlunuz evde. Niye onu komşuya göndermişsiniz. Verdin, oğlunuz sabaha kadar soğuktan donmuş. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bir insan ayakkabıyı ters mi giyer, düz mü giyer? Ben bunu alt katanıma Allah soruyorum. Allah belanı versin. Anladım. Cinsel şiddet iddiasında bulunuyorsunuz. Evet. Ben bundan şikayetim. Üç tane de evladımı vermek istemiyorum. Mahkemeye vermek istiyorum. Boşasın beni. Ben Esra Hanım bir şey konuşabilir miyim? Bir şey konuşabilir miyim? Beni ileri gitti, testi, geri kaldı, geri de süstü. Alemin ağzına bakıp beni çok dövdü. Kayışla bana vurdurdu. Çocuklarını attıramadı. Deminle bile dövdüm var. Seval Hanım. Benim annem babam sahip anneniz olsa... biliyor mu nerede olduğunuzu? Aileniz biliyor mu sizin hani eşinizde bu problemleri yaşadığınızı? Anne baba ben beş evden ay ayrıldım. Yanında kaldı. Beş evet, ay annesi beş altı ay. Biliyor. Altı yedi ay. Altı yedi aydır annesi yanımda kaldı sorabilirsiniz bağlansın. Ben evime nasıl bakıyormuş söylesin. Biliyor diyor annemin haberi var nerede? Tamam varsa söylesin çünkü kaçımına bir hafta kala çıkardı bu iftirayı. Şu sorunun cevabını verir misiniz Hülya Hanım'ın sorusunun cevabını? Evet buyurun. Diyor ki neydi? Annenizin babanızın bu evden çıktıktan sonra anne ben şiddet görüyorum yerim yurdum burasıdır çocuklarla burada kalıyorum dediniz mi? Hayır. Yok demedim. Engelledi. Hepsini engelledi. Eşim benim gitmiş. Bunu kayıp ilanı vermiş. Ben eşime de güvencim yok. Kendi abime dedim ki abi gel seninle konuşmam lazım. Abim de gelmedi. Güvenmedi çünkü bu o gece bana bu seni öldürürüm. Dedi. Evet dedi öldürürüm dedi. Şu iddiayı bir cevaplasın. O gece ben neredeymişim? 29 Aralık'ta yani o gece ben neredeydim? Kaçışı planlamadan yani ben o gün kaçmadan önce kocam. Beni tehdit etti. Yalan ben konuşuyor. Korkumdan yalan dolayı konuşuyor. Evi terk ettim diyor. Buyurun. Yalan konuşuyor. Onun kaçtığı gece. Ben 20 gündür senin yüzünü görmedim. Ulan sabah götürdüm, akşam getirdim. Ben sen saat 6'da çıkıyordun 5'te. Ben işimi bırakıp kaçıp seni kaçakla getiriyordum eve. Yalan senin bunlar yalan mı? O ağzın tersine dönsün. Yalan mı? Konuşma. Kim yalan konuşuyorsa onun ağzı tersine dönsün. Seval Hanım. Oğlum bak halan da bağlanacak. Erol Bey'in eşinin iddialarına ne diyorsunuz? Annen de baban da dayın da teyzelerin de tüm köy bağlanacak köy. O zaman ne diyeceksin? Seninle oldum ben. Sen diyorsun. Bir kanun var. Gidip tıpa gideceksin. Mecbursun. Ha, diyor ki böyle bir iddiada bulunuyorsan bunu gitsinler. Sen bunu ispatlayacaksın diyor. Allah'tan korkmaz. Ben seni istemiyorum. Çocuklarımı. Benim çocuklarımı ver. Vermeyeceğim. Seni alacağım. 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 Benim evlatlarım bende. Alacağım. Ben uğraşma. Hiç uğraşma. Bak uğraşıyor mu uğraşmıyor mu görüşeceğiz. Ben maaşımı aldım. Bankaların patlayacak. Sen çocukları alacaksın diye çok uğraşıyorsun. Oğlum bankadaki borcum... ben şunu bir sorabilir miyim? Seval, bu Erol'un kocası, bu eşi... seni kenara çekip...
Bak benim kocam işe yaramaz insanın tekidir. Aynen ifade şekli bu olduğu için bu şekilde ifade ediyorum. Yani Erol Kocabaşı'nın eşi böyle söyledi. Benim kocam sürekli böyle kadınlarla tanışır. Onlara önce kardeşim der, bacım der. Sonra aşkım demeye başlar. Evet. İşe yaramazdır. Karşı cinse hep farklı yaklaşır. Benim kocamın sakın sözlerine inanma diyerek kocası konusunda seni uyardı mı? Annesi de yanlarmış. Esra Hanım, benim eşim ameliyat oldu. Evet, ameliyatından da faydalandılar. Adı Batacası'nın. Onlar Erol'la karısı bize geldi, geçmiş olsuna. Bunlar ziyaretinden Erol Kocabaş arsaya bakmaya gitti. Karısı demedi ki bana, sen abim olarak veya da abi olarak karı alıp da götürdü. Abi aşık olup da demedi. Hayır sen Seval'cim bak kocamla senin aranda bir şey var. Lütfen kendinize çeki düzen verin dedi mi? Hayır demedi, yalan konuşuyor. Peki kocamla senin aranda kesin bir şey var diye seni suçladı mı? Yok. Annene söyledi mi? Benim kocamla kızınız arasında yok, bir şeyler var diye. Bak annem bizdeydi, bir şey demedi. Biz otururken onlar para verdi. Erol'un, Kocabaş'ın eşi bir şeyler getirmiş. Ben ziyaretine dedim ki eski Marmaracık'a gidelim pikniğe. Biz de çay içtik. Yukarı eski Marmaracık'a pikniğe gittik. Hep beraber annem, babam, hep ailece çocuklarla pikniğe gittik. Peki piknik senin, yaptık. Seval bir saniye, senin anne... Senin Erol'la kaçtığını neye dayanarak iddia ediyor? O da yandaymış. Erol, annesi de yandaymış. Kocabaş benle değil. Erol Kocabaş'la benim işim yok. Erol Kocabaş benimle değil. Ben kendim ev tuttum. Kendi onu sormuyorum sana. Senin annen, benim evet. Kızım Erol'la kaçtı niye diyor? Ben Erol Kocabaş'la kaçmadım. Esra Hanım. Yok anladım. Erol bu annenin Kocabaş. İddiası. Yani bunu söyleyen de senin özbeöz annen. Seni buraya bekliyoruz. Ziyaettin Bey'in bu evliliği devam ettirmek gibi bir niyetiniz var mı? Hayır. Bir an önce boşanmak istiyorsunuz. Evet, çocuklarımızı istiyorum. Peki, sizi bekliyoruz buraya Seval Hanım. Yarın görüşmek üzere. Hemen diğer konuya geçiyoruz. Zafer Benli'nin de eşi kayıplara karışmıştı. Önce Cuma gününden bir hatırlatma ekrana geliyor. Ardından gelişmelerle buradayız. Ocak tarihinde eşin evi terk etti. İki tane sıfır ayakkabısı vardı. Kendine ait birkaç eşyasını çantaya koymuş. Kamera kayıtlarına başladı. Peki. Bir erkekle beraber Ankara'ya gitti. Başka hiçbir bilgim yok. Hiçbir akrabası yok. Erkek götürmek istememiş. Ben sana güvenip kaçtım. Beni götüreceksin diye söylemiş. Nereye gittiğini kesinlikle bilmiyorum. Hiç şüphelenmiyordum. Hayatımda nankör gördüm. Onun kadar nankör görmedim Esra Hanım. Abur cuburundan tut. En ne isterse alırdım. Evimizi değiştirelim dedi. Bir oturma odası da aldım. Ben boşanmak istiyorum. Ne yaptık sana, ne yaptık? Ne suçumuz varsa söyle bizim de. Biz de onu bilek. Nankör. İkinci kaçışı. Bu alışkanlık yapmış. Bir ay sonra gene kaçar. Ne yaptık sana da gittin. Gören, duyan varsa ne olursun bizi bu yükten kaldırın. Gel. Gel buraya gel, elimden seni götürüp boşandıracağım. Gel ben seni istemeyeyim, oğlum istemeyeyim. Gel son, Ankara'da olduğunu. Ne olursun Allah için, ne olursunuz verin, beni bu dertten kurtarın. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Esra Hanım, Allah razı olsun senden. Önce nasılsınız? Vallahi vurgun yemiş gibiyiz. Vurgun çok yemiş. Vurgun yedik yani. Vurgun yedik, nasıl vurgun yedik 4 günden beri bizden Allah bilir. Daha dün cumartesi günü de vurulduk. Sanki vurulduk. Kurşun vursalar bize yani, bundan iyiydi. Şimdi kayıp olan, evet. Kayıp olduğu için de eşinin ailesi tarafından zan altında bırakılmıştınız. Bütün endişeler bende yani de. Yani bu kıza bu evde, bu binada bir şey yapıldı. Evet. Öldürüldü iddiasında bulunuyorlardı. Evet. Ama kayıp olan Meltem Tülay... Ortaya çıktı. Evet. Cumartesi günü bir anda kaçtığı yerden böyle şey gibi sürpriz yumurta gibi evet, tat evet. Diye hemen ailesinin yanına döndü. Öncelikle hayatta ve sağlıklı gözünüz aydınız. Gözümüz aydınız atılma. Senin sayende çıktı. Senin sayende çıktı. Bu yayın sayesinde çıktı. Yoksa bin sene kalsa çıkmazdı. Gittiği adamın yanından dışarı çıkmazdı. Gittiği adamı bırakmazdı. Ben sana bunu söyleyeyim. Herkes duysun. Çünkü başka Tülaylar, başka şeyler bu tuzaklara düşmesin. Düştüğüne aynen. Göre yolda
şey mi yoktu, polis mi yoktu, otobüs şoförleri mi yoktu? Gitsek olsa da bana yardım edin deseydi gitmez miydi? Gitmiş adamın evinde iki gün kalmış. Ailesi sizden özür diledi mi? Ailesi daha beri suçladı beni. Hayır, hayır, bulunduktan sonra şimdi... Hayır, hayır, bulunduktan sonra beni suçladı. Niye? Ben dedim ki Allah razı olsun dedim. Oğlum dedim kalk gidelim. Bunların da kaybı var. Bir telefon açalım. Annesine hangi durumda dedim. Esra'nın bu haksızlık mı? Bu haksızlık mı yani? Çünkü bende kötülük yok ki. Ben diyeyim ki annesi babası hangi durumda? Bunlar bir haber aldılar mı diyorum. Suç mu bu? Teyzesi bana diyor ki sen bunu gönderdin diyor. Bir adam buldun sen gönderdin diyor. Ben de dedim bunu, ki. Yani benzer şeyleri o kadar çok duyuyoruz ki. Ben de dedim ki. Nereden bulmuşsun adamı? Ben bilmem. Ben ne TikTok'u bilirim, ne MikTok'u bilirim, ne de telefonu. Alo derim ederim, bu yaşıma kadar TikTok'u bilirim. Ama çok önemli bir cümle. Yani bu adamı sen buldun, bu adamın yanına kızımı sen gönderdin. He, teyzesi. Şey değil. Annesi babası değil, ablası, eniştesi değil. Bunu söyleyen teyzesi. Ben de dedim ki, Esra Hanım burayı iyi dinle. Dedim ki, ben dedim böyle bir şey bilmem. Ondan sonra en son görüşmesi seninle. Sen demek ki yeğenim dedi her şeyi bana anlatıyor dedi. Demek ki bunun gittiği yer sen biliyorsun dedim. Ama sen bunu dedim bilmiyorsan dedim biliyorsan dedim. Ben dedim Esra'nın oraya çıkacağım dedim. Bunu dedim söyleyeceğim dedim. Saat 1'di. Eve geldim. Aileme dedim ki 6-7'de bu çıkar dedim. 6-7'de bu çıkar dediler nasıl benim kalbime doğuyor dedim. Hesaplayın bakayım dedim Ankara'dan buraya ne kadar dedim gelir dedim. Dedim en saat 6'da 6 saat sürer. Saat 1 kaç dedim? Saat 1. Bir anda çıktı. He, ondan sonra saat 7.30'da bir baktım. Şimdi Saide teyze senin yangının büyük. Bir tarafta oğlunun yuvası yıkılıyor. Evet. Bir tarafta gelin ortada yok. Bir kargaşa vardı. Zafer sen nasılsın? Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Bebeğim durgun gördüm seni. Esra abla önce Allah sizden razı olsun. Yani ben yani hayatımda ilk defa yaşıyorum. Yani anlatılmaz. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Yani ben bu yayına çıkmasaydım kesinlikle çıkmazdı. Çünkü zaten yayını görüp kaçtığı ki bana anlattı. Ben çünkü ne anlattı sana? Sen karında bir araya geldin mi? Geldim. Peki. Çünkü ben vicdan olarak rahat edemezdim. Vereceğim kararlar. Nerede buluştunuz? Yakın akrabasına gitmişti. Bana hemen haber verdiler. Önce ben başka bir yerden aldım haberi. Sonra aileleri beni aradı. Tam bu süreci bana anlatır mısın? Yani aradılar, bir anda Meltem ortaya çıktı. Ankara'dan geldi, otobüsten inmiş. Taksiye bindi, yani telefon aracıyla taksicinin birine rica etmişler, binmiş. Kapıya kadar getirmişler, ücretini ödemişler. Sonra ben, yani kuşkularım vardı, yani gene beklemiyordum. Dedim, bir de kendi kulağımla, ağzından duyayım çünkü hiçbir yükü taşıyamam. Vicdan azabıyla yaşayamam bu konuda. Çünkü ağzından duyayım, ona göre karar vereyim dedim. Gittim. Dedim bana doğruyu söyle, yalvarıyorum dedim. Ne olursa olsun bana doğruyu söyle. Yani yaptıysan açık konuşurum. Allah'ından bul, yapmadıysan da söyle yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Herhangi bir mağduriyeti olduysa seni kandıran, kandıran biri söyle. Olduysa dedim. Yani herhangi bir seni tehdit olabilir, şantaj olabilir. Bunların hepsini duymak istiyorum. Evet. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır yani kimsenin başına. Çünkü dedim benim şüphelerim eşyaları yoktu. Yani eşyalarıyla beraber gittiği için aldatılmış duruma düştüm. Kimin yanına gitmiş? TikTok'tan biriyle tanıştığını, bir hafta içinde her şeyin olduğunu, Ankara'dan buraya gelip, buradan taksiye binip Esenler Otogarı'na geçmişler aynı anlattığım gibi. Yani o taksici abinin sana vermiş olduğu bilgilerin hepsi doğru. Evet. Doğru. Araca binen, sizin evin 300 metre ilerisi araca binen biri vardı. Evet. Adam diyordu ki ben seninle gidemem. Hayır ben artık senin yüzünden evden ayrıldım. Evet. Ben seninle gelmek zorundayım demişti. Esenler Otogarı'na gitmişler. Bana onları ben gittim evet. dedi. Ha, ben gittim dedi. Otobüse bindik. Ankara'ya gittik. Kendisini evine götürmüş. İki gün geçen süreçte sonra cuma günü yayınınız izleniyor. Cumartesi sabahı demiş ki. Adam mı demiş? Evet, evet. Demiş ki. Bak bunlar ne olur çok dikkatli bir, dinleyin çünkü bunun sonrası bir açıklamam olacak çok size. Çok önemli bir nokta var burada. Demiş ki seni buradan bindireyim geri git. Ben o olaylar Esra Erol'daki olay kapansın. Ben ondan sonra seni gelip ailenden isteyeceğim ama çok önemli bir şey var. Ben daha önce Esra Erol'la çıktım. Benim çocuğumu alamam sakın ve kesinlikle benim adımı verme.
Evet, 3 Aralık'ta ben de YouTube'dan kim araştırdım. Olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Hepi bak. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben programda birine bir cümleyi kurduğumda, bir cümle söylediğimde inanın bunu öylesine havaya gelişine saati saniye asla söylemem. Her söylediğimin altında mutlaka bir önemli mesaj vardır. Ya bir şeyi biliyorum da söylüyorumdur. Öyle durup dururken de onu söyleyeyim, bunu söyleyeyim demem. Yani o his, öngörü ne derseniz diyeyim. Şimdi Zafer'in kaçtığı Meltem telefon attığında o kişiyi o söyleyecek. Önce bir onunla konuşmak istiyorum. Bu kaçtığı kişinin de kim olduğunu ben size biraz sonra açıklayacağım. Meltem hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Öncelikle sen bu kişiye kaçtın. Evet. Ne kadar süredir tanışıyordunuz kendisiyle? Bir hafta. Bir haftadır tanışıyordunuz. Evet. O gelip seni aldı mı? Evet. Peki gelip aldığında, seni yüz yüze gördüğünde seninle kaçmaktan vazgeçti mi? Hayır. Gel kaçalım dedi mi? Evet. Dedi. Bir anlatır mısın yaşadıklarını? Esra Hanım valla TikTok'ta tanıştık, konuştuk öyle kaçtık. Ne anlattı sana sosyal medyada? Kendini nasıl tanıttı? Evliyim mi dedi, bekarım mı dedi? Boşanma şeyinde. Arifesinde? Evet. Sen o boşanma arifesinde olduğu için mi ona kaçtın? Esra Hanım kaçtı ama niye kaçtı? O evli de o yüzden. Onu unutuyorlar yazışanlar. Peki seni cuma günü yayından sonra nasıl ailenin yanına gönderdi Meltem? Yayında izledik. Ondan sonra ben çıkıp gelmek istedim. O da gönderdi zaten. Sakın benim ismimi verme. Benim adım geçmesin dedi mi? Evet. Söyledi. Bir kere yani gittikten hemen sonra pişman oldun mu? Evet Esra Hanım. Niye ailenin yanına geri dönmedin? Bak kim yani Ankara mı değil mi bilinmiyor. Kimin yanına gittiğin, ne yaptığın, ne ettiğinle alakalı bilinen hiçbir şey yok. İnsanlar seni bir haftadır arıyorlar ailen. Senin hatta öldürülmüş olacağını bile, yani kocan tarafından, kayınvaliden tarafından öldürülmüş olduğunu bile düşünüyor. Meltemciğim, sen tek başına bakkala bile gidemez misin? Kocan öyle iddia etti. 20 TL'ye versek, bir ekmek al desek paranın üstünü getiremez dedi. Doğru mu? Esra Hanım niye orada beni kötülüyor şu an? Hayır. Kötülemiyoruz ki seni. Seni kötülemiyoruz. Senin neydi kötülük? Bu ben kötülük kötülemek var. İçin hadi demiyorum. Bunu söyle saftır. Ben kötülemek için demiyorum. Bak kötü niyetle söylemedim. Dedim ki 20 TL versem ben kendim söylüyorum. Yani çekinir, utanır, bir şeyin hesabın peşine düşmez. Asla kötülemem. Ne olursa şunu da, olsun. Şunu da söyledi. Ben kendimden şüphe ederim. Karım Meltem'den şüphe etmem dedi. Dedin mi? Gene söylüyorum. Bu dakikada söylüyorum. Ben kendimden şüphe ederdim. Şu dakikada başıma gelse gene ben eşimden asla beklemezdim. Yani senin iyiliğine, saflığına, iyi niyetine çok o inanan kötülemek insanlar. Kötülemeyen tamam. Daha bir şeyini gördün mü sen? Tamam. Kötülemek mi? Sen bu işi yaptın, daha bunun kötülemesi mi kaldı? Sen kocanı aldattın, tamam. Bunun kötülemesi mi kaldı? Daha sadece Esra Hanım çok merak ediyorum. Hı-hı. Öncesinde ben ona yani bir davranışım olmuş mu? Kendisine bir en çok şeyim bu. Ben gitmeden önce ona şiddet etmişim. Hayatım bir gün önce tüp bebek tedavisi var. Daha oraya geleceğim. Götürmedi mi? Yok. Seni hastaneye indi. Yalandı. Yalandı. Önce şu soruyu soralım. Sonra tüp bebek tedavisi. Ah Meltem telefon attığında ya. Değil. Cevabını veremez ki. Cevabını verecek ayinde. Bir şey yok. Çıksın karşıma. Ünye Hanım sizden rica ediyorum. Bana yardımcı olursanız. Allah ne konuda? Için yardımcı ben boşanmak için en kısa zamanda uzun sürmesini istemiyorum. Bugün buna güvenim de bana diler ki alın bunu affet beni diyor. Ben bunun nesini affedeyim ya, nesini affedeyim. Yarın yapmayacak ya mısın tamam, sen? Ya tamam otur. Yapmayacak sen mısın? Sakin ol, ama oğlum barışacağım demiyor ki. Yapsın. Diyor mu? Demiyorum. Siz yüz yüze konuştuğunuzda son kez eşinizle ne karar aldınız? Ülke Hanım yarın çık dedim. Yani evet. Gerçekleri orada da anlatırsan dedim. Yani dedim ben o anda kararımı vereceğim.
Yani çünkü bir yanım evet dese de bir yanım kesinlikle hayır diyemiyor. Örnek veriyorum. Evet diyemiyor. Özür dilerim. Çünkü neden? Bugün diyelim ki yani pişman kabul et. Ben yarın işe gittiğim zaman şüphe. Gözüm hep arkada kalacak. Bu arada örnek veriyorum. Ne kadar güvensem de yani şey de yapsam işe gitmemden ziyade evde çıkarmamak zorunda kalacağım. Telefon kullandırmamak zorunda kalacağım. Bu zaten aylar sonra başka bir nedenlerle bunun benim başıma... Bunun kararını siz yani bekleyip ondan sonra da verebilirsiniz ama Meltem tekrar telefon attı. Meltem. Efendim. Bir bu görüştüğün kişi seni mi buldu, sen mi onu buldun? Ben canlı yayına girmiştim, öyle tanıştık, şey yaptık yani. Canlı yayında buldun. Yani aslında ikiniz evet. Birbirinizi buldunuz, o ortamı yarattınız. Vaat edilen bir şey var mıydı? 3 Ocak'ta ha? Cazip gitmenizi, Hanım, bazen çok... öyle anlar olur. Size vaat edilen şey neydi canlı yayında? Ya canlı yayın yapıyorduk, öyle herkes yazıyor nasılsın falan diye. Nasılsın değildir Allah aşkına. Dünyanın en yakışıklı herkes nasılsın ne? Diyene kaçmaz. Yani ne oldu da bir haftalık bakın Esra'nın belirtti tüp bebek tedavisinde evliliğinizde bir problem olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir gün önce tedaviye gidiyorsunuz. Bu kişi size olağanüstü bir vaatte bulunması lazım ki duygusal olur, maddi olur onu bilemem ben. Ama değişik bir şey var telefonun ucunda. Size cazip gelen neydi? Yemin ederim nasıl kaçıyorlar iki cümleyi konuşamıyoruz Güvenler, vallahi sen bu ya. Telefonu izliyorsun. Eros mu kardeşim bu? Yani gördün vuruldun mu? Ne oldu? O hanımını dinlemedin Esra Hanım, mi? Oradan bile gönderirken. Şimdi Meltemciğim. Efendim. Sen şimdi bir gün önce bebek sahibi olmak için tüp bebek tedavisi görüyorsun. Bak o kadar o çok sıkıntılı bir süreç kadın için. Sen hani bebek sahip olmak isterken bu adamı kaçmış olmanı biz anlayamıyoruz. Sana gel kadınım mı ol dedi, senin dünyanın en mutlu insanı mı yapacağım dedi, zenginim mi dedi, erosum mu dedi, ne dedi? Onun için telefon, elindeki telefonu sattı da geri gönderdi. Onun için elindeki telefonu sattı geri gönderdi. Otogarda bileti bile benim aldığım telefonu satarak biletini kesti. Biletin nasıl alındı? Adamın nesine güvenecektin kızım? Biletin nasıl alındı Meltem? Bileti aldırdım, geldim öyle o şekilde. Telefonu sattın mı iddia ettikleri gibi? Evet, telefonu sattırdım. Ne yani telefonu sattırdın? Kaça sattın telefonu? Bilmiyorum. O parayı ne yaptınız? Eski. Annesi. Para bende değil. Kimde para? Vallahi sattırdım. Bilmiyorum onda herhalde. Peki kaçıncı günü telefonu sattırdı sana? Gider gitmez sattırdım. Ne dedi? Telefonu sat, harçlığımız mı olsun dedi. Esra'nın bunları konuşmak telefon istedim. Vallahi konuşulur bak uyanın. Uyanın. Ben dikkat etmedim. Yüzüğünü sattı mı satmadı mı onu da merak ediyorum. Aa, yüzüğünü sattın mı? İstememe isteyen yani yüzüğün peşinde değilim. Sadece merak ettim. Yani. Dur yüzüğünü sattın mı? Evet. Yüzüğünü sattın mı? Giderken yanında ne götürdün başka? Bavul aldım çıktım başka bir şey değil. Yani yüzük ve telefon satıldı. Kıyafetlerini evet. Götürdü. Başka sattırdığı bir şey var mı? Yok yok. Hayır. Peki bu o paraları alıp kendi cebine mi koydu? Meltemciğim, telefonunu yüzünü sattırıp o parayı evet. Alıp kaçtığın kişi kendi cebine mi koydu? Evet. Anladım. Kaçtığı kişi kim sevgili seyirciler göstereceğim. Bu programa gelip kaçan eşini arayan bir adam. Ve kaçan eşiyle alakalı bir takım iddialarda da bulunan biri ve sonra yalan kaçan dedim. Eşin önce kim olduğunu bir görün sonrasını söyleyeceğim. Hazır mısınız? Buyurun görelim. Şimdi ne ablacığım, oldu da eşin kaçtı? 6 aydır falan benim huzurum yok abla. Bir erkek konuşur, kadın dinler. Ben konuşuyorum. Hiç bunun bir hesabı vardı, çalındı. Dedim gel bunu kullan. Benim hesabımla oynarken oradan yapmış işte. Oyun yani konuşuyor mu? Sevgili yapıyor. Bir öğrendim ki bunun sevgilisi var. Ben duydum. Çıldırdım ablacığım. Ben kafayı yedim. Ben aradım. Sen dedim nasıl bir insansın lan dedim. Nasıl bir insansın? Elinde bir oyun. Çocuğu odaya koyar. Nasıl bir insansın? Ferhat eşini buldum. Gel evimize gidelim. Hayatımıza devam edelim yani. Ben ona hep ilgisiz davrandım ablacığım.
Akşam işten gelirdim, yemeğimi yerdim, geçerdim, telefondan oyun oynardım. Vallahi iyi, inşallah tahmin ettiğim gibi daha kötü bir olayla bu ilişki ve bu evlilik sonuçlanmaz sevgili seyirciler. Benim en büyük temennim o. Tabii bu arada o ilişkiyle ilgili o daha felaketli sona gelmedik. Meltem. Ben. Kaçtığın kişi bu Ferhat Aşçıoğlu değil mi? Evet. Ya. TikTok'tan birbirinizi buldunuz. Evet. Bu arada sen Ferhat'ın yayına katıldığı dönemde eşiyle alakalı söylediklerini o süreci dinlemiş miydin, izlemiş miydin? Evet. İzler. Kaçırmaz. Çünkü TikTok'tu. Susma kızım, sen düştün, başkalarına düşmedin. Şimdi şeyi hiç unutmuyorum. Ve o yazık gün, günah, yazık sana o yazık. O gün cinnet geçiriyordum. Ben niye cinnet geçiyordum? Şimdi Ferhat dedi ki, benim karım dedi internette dedi insanlarla tanışır dedi, onları dolandırır dedi. Onun dedi parasını, onların parasını alır dedi. Arkadaşlarından borç ister dedi, o insanları dolandırır dedi. Çocuğuna dedi şiddet uygular dedi. Ondan sonra defalarca evi terk etti. Söyledi. Sonra karısı karşısına geldi. Gel dedi eve dönelim. İnkar etti. Koca eşi Meltem de kocayla alakalı ağır şiddet, tehdit iddialarında bulunduğu karşılıklı suçlamalarda bulunmuşlardı. Fakat bunlar bir an önce barıştı. Dedim ki sizin barışmanızın altında karşılıklı bir menfaatiniz var. Evet. Biri sen benim yaptıklarımı ortaya koyma, diğeri ben senin yaptıklarını ortaya koyma. Bu barışma bana çok anlamsız gelmişti. Hala onların aralarındaki ilişki diledikleri gibi yaşamaya devam edebilirler ama ortada bir çocuk var. Fakat bu kişinin ben çok merak ediyorum Ferhat Aşçıoğlu'nun ne diyeceğine. Kendisi başka birinin karısıyla kaçması ne demek, bir de bunu açıklasın bakalım bize. Bu sorunun cevabını versin. Meltem. Efendim. Alo. Vallahi ben senin saflığına bak inanıyorum. Ama inanmayın, kanmayın. Bir TikTok'ta tanıdığınıza iki güzel söze her şeyinizi geride bırakıp gitmeyin Allah rızası için ya. Bir de kadının paralarını almış. Şimdi Meltem'in eniştesi burada galiba. Hoş geldiniz. Merhaba Suat Bey. Böyle buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Meltem'in eniştesi. Meltem kaçıncı direksin yanı? Ablasının. Evet. Ablasının eşi. Ablasının eşim, doğrudur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ Meltem olun. Anlattı mı size süreci? Ufaktan anlattı, kısa özet olarak. Hı hı. Fazla anlatmadı. Meltem'in anlattıkları dedi ki ben kaynanemle, eşimle sürekli sorun yaşıyordum. Hı hı. Ben bunları öncelikli olarak açıklamak istemiyorum ama tabii. Zor durumda kaldığımdan tamam. Dolayı. Hı hı. Çünkü Zafer sözünde durmadı. Ben neydi Zafer'i o? İkinci günü baştan anlatayım. Öncelikli olarak amcasına gitti. Akşam dönüşte, Meltem'in dönüşünde. Ben de akşam gece saat 11.30-12 arasıydı. Amcasıyla gittim. Dedim ki işte konuşmam olacak. Gittiğimde Zafer oradaydı. Zafer beni görünce kalktı. Aşağı indi. Dedi abi gelir misin bir dakika? Geldim. Dedim Zafer ne yüzden geldin dedim. Sen canlı yayına çıkıp boşanacağım işte istemiyorum. Dedi ki abi ben merak ettim. Açıklamasını istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Dedim tamam git dedim ben sana haber vereceğim. Çıktım biraz Meltem'le konuşmak istedim. Ağladı, sızladı. İşte ben pişmanım. Yaptıklarıma çok pişmanım. Ne yapacaksın dedim peki. Bilmiyorum enişte. Sonra amcası giden falan babası annesi de oradaydı. Dedim ki peki ne yapacaksınız? Hiçbir şey demediler. Dedim o zaman ben alayım götüreyim. Ablasıyla konuşun. Belki daha rahat şekilde konuşur, açıklar diye. Ablasına getirdim. O geç saat oldu. Saat 1 falandı. Fazla konuşmadılar. Uyudular. Sabah kalktı. Ben servisçiyim. İşime gittim. Öğlen saat 10 civarıydı. Zafer'le annesi ve abisiyle buluştum. Evet. Zafer'in abisi gitti. Daha doğrusu Sedat ablayla konuştum. Dedim ki abla ne yapacaksınız? Neye karar verdin? Dedi ki gel konuşalım. Gittim ben evlerin yakın yerine. Parkta buluştuk. Dedim ki peki Zafer'e söyledim. Zafer neye karar verdin? Ne yapmak istiyorsun? Ablam oradan kalktı dedi ki Zafer kim? Ben varken Zafer karar veremez. Verebilir. Verirse evlerden silerim. Ablamı yüzüne dedim. Diyorum. Verirse dedim. Benim Zafer... İnkar etmiyorum. Ezip geçerse Zafer evlerden silerim. Zaten gideceğim buralardan Zafer dedi. Zafer karısıyla barışmak istedi ama kayınvalide. Hayır ben, barışırsa evlatlıktan barışacağım demedi. Önce dedi ki bilmiyorum abi ne yapacağımı. Öyle dedi. Dedim ki senin yani buna karar vermem. Psikolojik olarak dedim az önce de söyledim yayının başında.
kararı bugüne bıraktım. Çünkü anladım. Düşünme süreci... Peki annen affedersen seni evlatlıktan silerim dedi. Bir tek annem değil, bütün aile bireylerim söyledi. Ben diyorum, oğlum burada. Ben... Bütün millet duysun, oğlum kabul edecekse Zafer ben etmem. Sözünde durmadı, sözü de... Yani aile bireylerinin arasında geçen tartışma... Hayır, hayır o değil. Ne? Sen geldin, dedin ki abi sen ben geldim. Bir dakika, ne dedin? Suat, bir saniye beni dinler misin? Siz bize dediniz ki... Biz o seviyeye inmedik. Dur ben söyleyeyim. Bunlar dedi ki bize... Gittiği yeri söylemeyin, amcasının çocuğundan gitti deyin. Ankara'ya, geri amcasının çocuğundan geldi dedin. Çok da ağır bir ben şey onu akraba diyemem. İçi. Ben onu kabul edemem. Ben buraya gelmişim, yayına geldim gitti demişim. Geri ben bunu uydurmayı yapamam. Siz onu istediniz ama ben onu istemedim. Siz olarak abla, çoğunluk konuşma birinci olarak. Birinci olarak değil. Bak siz olarak konuşma. Suat Bey şunu sen öğrenmek istiyorum. Sen bir şey dedin Suat mi ben? Suat Bey, buyurun. Bu kız kaybolduktan sonra bak, eş gider kaçar... Yeniden affetme olayı evet dediğiniz gibi eşler eşidir, arasında. Evet, ama doğru. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu yaşlı anne şunu söylüyor. Gelin kaçtı. Kızın ailesi dedi ki bu apartmanda benim kızım başına bir şey geldi. Birinci sorun bu. Evet ablam. Kızın başına bu aileden yani o zaman kendisi de dahil oluyor. Can güvenliği bitti. Bu kişi ölmüş de olabilir. Sen sorumlusun dediler mi? Bir... İkincisi tek tek gidelim. İlk sorunun cevabını alalım. O sorun sürekli Zafer'le bir ara araları bayağı sorunluydu. Zafer herhalde dövmüştü, şiddet yapmıştı eşine. Ben kesinlikle şiddet etmedim. Sadece Lapor aramızda olsun. Kavga geçti. Kavga da uzamasın diye annesinin kapısına götürdüm. Kafanı topla, ister akşam dedim. Buluşalım, ister dedim yani konuşuruz. Ya dedim, olur ya da akşam gelir kafanı topla beni getirirsen evine geri götürürüm Meltem dedim. Meltem hatta mı? Meltem telefonu attı ama sorunun cevabını verin. Şimdi onu söyleyeceğim. Zafer Bey, evet. Zafer'in kayınvalidesinden hani bu Meltem'i öldürdüğü için şüphelendiniz mi? Ben şahsen şüphelenmedim o konuda. Ailesi. Şüphelenme sebebi Zafer o kavga dediğim anında Meltem'in boğazına tutmuş. Nefessiz yani bayağı bir boğazını sıkmış, nefessiz kalmış. Şüphelenme sebebi ailesinin bu. Tamam. Hmm. Bunu diyen de ben değilim. Suat Bey, Meltem. İkincisi de şunu merak ediyorum. Bu kız gittiyse birine... Tabii. Siz bulup gönderdiniz. Kaçtığı kişiyi sen buldun diye teyze söylüyor. Ben de telefonlara şahidim. Teyzesi mi söylemiş? Evet. Ondan bilgim yok. Teyzesi bak bunlar çok ağır. O yüzden de şu anda... bu kadının burada yaşlı bu haliyle bir özrü hak ediyor. Yani özür birisi dilesin, TikTok'tan özür. Birini özür bulacak, yolunu isteyecek, kaçacak. Esra Hanım, 8 sonra ay katil TikTok yapacaksınız. Affedersiniz kadın ettik. Ticareti yapan kadın pozisyonuna düşüreceksiniz. 5. aydı Ramazan bayramıydı. Söylemediğim bilgim yok. Şu anda hatta o da bağlanacak. Burada kendisi yayına bağlamak istemedi ama telefonla görüşecek, söyleyecekleri varmış. Bağlasın, ben yüzümü saklamıyorsam o da yüzünü saklamasın. Saklamayacak zaten. Saklamasın, çıksın o zaman. Çıksın, ben her şeyi açığım. Benim alnım aç, yüzüm açık. Ben her çıksın. Peki şimdi sen de mesela... Hani... Bir saniye beni dinleyin, ne ben olursun. Ben bu gururla çıkıyorsam o da çıksın o zaman. Zafer otur, oturdun yerine. Bak şimdi sen... Sana bir şey demiyorum ha. Sen yerinden kalkıyor. Evet. Şey Esra Hanım, sizden çok özür dileyim. Eğer bu gelin ben dedimse, oğlum seni evlatlıktan reddedeyim dedimse, doğru dedim. Eğer bu gelin senin yanına gittiyse, senin evine gittiyse, amcasının evine gittiyse, annesinin evine gittiyse, oğlum onu getiriyse ben evlatlıktan reddetmem. Ama sen onu kabul edeyim. Bu bana düşmez. Ben kendim... O yaşayıp yaşamadığını bilmiyorsun. Büyük yanlış konuşma. Ya bir şey yaşadım. Bir saniye. Bir dakika. Bak, bu konuda bir araya gireceğim. Şimdi bazı insanlar vardır. Benim tercihleri. Haklısın. Bir şey demiyorum. Bir dakika. Araya girip şunu söyleyeceğim. Ya, bazı insanların tercihleri, seçimleri, gidişleri bilinçlidir. Bunu özellikle yaparlar. İstedikleri gibi yaşarlar. Fakat Meltem Tülay benliğiyle alakalı. Benim kendi kişisel kanaatim. Yani bu benim kendi düşüncem. Meltem'in anlatılanlardan yola çıkarak daha... temiz niyetli, saf, çok çabuk kandırılabilir. Yani bir çocuk vardır ya bir çikolata verirsin peşinden. Böyle bir niyetli olduğunu düşünerek karşısındaki insanın da bir tilki olduğunu varsayarak düşündüğümde Meltem'in kandırılma olasılığı çok yüksek. Ha diyeceksiniz ki ya Esra çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın pılısını pırtısını toparlayıp kaçar mı? Ona söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama buradaki durum diğer bugüne kadar işlediklerimden birazcık daha farklı. Akıllı olmaları gerekiyor. 3 günde birilerine kanmamaları gerekiyor. Düzenleri bozmamaları gerekiyor. Esra Hanım bir konuya gireceğim. Meltem'le bu konuyu da konuşacağım. Meltem diyor ki
beni Zafer babamın annemin evine bile göndermiyor. Kesinlikle. Gönder. Zafer, kendim ben, götürmüyorum. Ben konuşuyorum. Hayır, bir dakika, buraya açıklamak istiyorum Esra Hanım. Ben konuşuyorum. TikTok kullanmasına izin vermiyorsan sosyal medya... Dedim ki senin yeni salak değilse, saf değilse her gün kendim götürüyordum Esra Hanım. Bütün komşularıma sorabilir. Bak Allah razı olsun. Kaynanamdan Allah razı olsun. Sizin kavganız TikTok meselesi miydi? TikTok evet. Meselesiydi. Boşuna kavga etmemişsin yani. Ve dedim yani. Ki ben bundan sonra kişisel olarak kendi aracımla seni ailenin kapısına götürmem. Otobüs orada, taksi anneannesi geldi köyden. Ticari taksiyle gönderdim. Kendim taksici olmama rağmen, kapımda araba olmama rağmen dedim ki ben... Seni kendi elimle o kapıya götürmek istemiyorum. Niye? Senin namusun değil mi Zafer o? Senin namusun değil mi o? Namusumdu. Niye götürmüyorsun? Kendin diyorsun ki yol parasını benim eve gitmesin. Suat Bey bir dakika. Suat Bey. Suat Bey çok özür dilerim. Suat Bey. Suat Bey. Niye veriyorsun o zaman? Suat Bey şimdi bak bir dakika. Bir dakika bir araya gel. Şimdi bak şunu söylemeyin ne olur artık illa Allah gel. Senin namusun geldi. Babasının evine götürürken. Ya ne yaptı Zafer mi götürdü o kapıya bıraktı Ankara'ya yani. Allah'ınıza kurbanım. Allah'ınıza kurbanım. Allah'ınıza kurbanım. Esra Hanım haklısınız. O konuda bir şey demiyorum. Zafer haksız demiyorum burada. Haksız. Bu dolmuşa binip yol parasını verip ülkü yolu izin bilmedi sana. Neden bunu yapıyorsun? Ben gidemezsin, edemezsin diyemem. Anası, başında, babası. Bir dakika. Kimse kimsenin başında halka pranga takıp boynuna maske şey tak, zincir takıp dolaştıramaz. Ya kötü mü yaptın? Evden çıkmama izin vermez. Dur bir dakika Zafer. Evden çıkmama izin vermez. Para içmeme izin vermez. Her şeyimi kısıtlar diyen bu. Meltem canlı şeyde burada bağlayın. Tedesinde konuşacaklar, söyleyecekleri var. Peki Fuat Bey, bunun yolu o iddia ettiğiniz şeyleri anlatırsanız bazı insanlar anlatır. Ondan sonra ama der, amadan sonra söylediğiniz her şey bitmiştir. Bitmiştir ya bunlar yani, varsa giderdi sizin baldızınız şey annesinin evine ya da bir boşanma dilekçesi verirdi. Derdi ki eşim ailemle görüşmemi istemiyor. Bunun yeri yurdu TikTok değil kardeşim. Ablacığım TikTok, ama diyorsunuz ya öncesini unutun. Öncesi ya o saniye 20 gün önce gitti. Gönderdim. Şu aradaki örnek veriyorum. Bir şey yaptıysam anne ben gitmek istemiyorum diyebilirim. Peki Zafer bir saniye. Ya şimdi mesela herkes burada ballı kaymak gibi anlatıyor ya o kaçtığı güne kadar. Ondan sonrasında kıyamet kopuyor gibi. Bir sürü şeyler var da ben sadece şunu merak ediyorum. Mesela kaçtığı insan da daha indiği dakika telefonunu sattırmış. Parmağındaki yüzüğü sattırıp cebindeki parasını almış. İyi, şimdi bu kimin suçu? Dedi. Ya Esra Hanım ben demiyorum ki haklı diye. Hayır bu kimin haksız suçu sizce? Sen niye suçluyorsun? Kimi suçluyorsun? Beni suçluyorsun, oğlumu suçluyorsun. Ben sana suçlamıyorum Allah. Ben olanı söylüyorum daha burada. Daha bir de diyorsun ki onları söylediğini söylüyorum. Mertem'i söyledin. Daha evlatma dedin mi lan? Abi sen ne dedin? Ha, bir şey arada, soracağım. Sen bana ne dedin? Benim ismimi geçirme. Sen geçirdin işte. Nerede geçirdim tamam. Abi? Geçirdim. Benim buraya gelme sebebim o zaten. Nerede geçirdin? Neden geçirdin peki, beni? Zafer otur. Meltem. Kızın arkadaşım da evet. Meltem telefon attığında... bu arada Meltem de en çok mesela ablasına ve eniştesine güvendiği için de çıkıp direkt onların yanına da gitmiş. Meltem kim gitmedi, bu görüntüdeki? Gitmedi getirdi kendine götürdü. Ya onların yanına bir gitmedi saniye. Eniştesi götürdü. Tamam anne kimin kafası teyze? Ablasının yanına gitti o ayrı Zafer, mesele. Zafer kendi yanına gitmedi. Tamam ayrı oğlum. Mesele ha. Ablasının yanına götürmüş o ayrı adam mesele. Çok efendi bir adam. Ha. Yani Ferhat Bey. Alo. Ferhat Aşçıoğlu telefon attığında sevgili seyirciler. 4 Ocak evet. Saat 20'de alo. Evinden çıkıp İstanbul'daki evinden Ferhat Aşçıoğlu Meltem'i almıştı. Ferhat ben Bey. Sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor sesiniz. Kimleri kandıracaksın daha? Merhaba Esra abla. Ha. Meltem'i nasıl ikna ettiniz sizinle gelmesi konusunda? Şimdi ablacığım ben ikna etmedim. Nasıl oldu? Bana diyordu ki ben eşimle aram iyi değil. Hı hı. İşte ben boşanacağım falan diyordu bana. Hı hı. Ya ben zaten ekrana ben çıktım oraya. Yayına sen geldim. Sen hiç mi utanmadın evli bir kadın katılmaya? Zafer sen bir saniye dur. Abicim. Bir saniye abicim. Anlatacağım abin ben sana. Abin lan. Zafer. Bak. Konuşurum. Çok rica ediyorum. Söylesin. Şimdi bana dedi ki ablacığım ben boşanacağım falan dedi. Hı hı. Ben zaten yayına çıktım biliyorsunuz. Ha bildik. Yayından... Unutmak ne mümkün? Seni tanımayan mı var oğlum? Gel, hoş geldin. Şimdi bırakın onları, eşini size kötüledi. Siz de bunun üzerine ne dediniz ona? Meltem şimdi ben seninle yeni bir hayat kurabilirim, evlenebilirim mi dediniz? Ya ben zaten eşimden boşanacağım.
Benim eşim tekrardan gitti. Ben tekrardan oraya çıkmak istedim ama bilmiyorum. Olmadı. Barışacaksınız ya. Hayır. Burada Esra Hanım'ı suçladınız, gittiniz. Bir dakika. Başvuru yaptı. Başvuru yaptı tekrar Ferhat, karım kaçtı diye. Özellikle almadım. Evet, ben başvuru yaptım. Tekrar gitti. Peşini bıraktım. Ben zaten boşanacağım. Boşanma üzerindeyim yani. Peki benim konum senin eşinle olan mevzuların değil. Bu kadını kendi yanında yaşamaya, senin yanına gelmeye nasıl ikna ettin? Bırak onun ne söylediğini. Ben zorla gelip almadım. Meltem bana dedi ki gel dedi. Gel dedi. Ben param yoktu. Bana dedi gel. İyi ben de tamam geleyim dedim. Telefonumu sattım geldim ben oraya. Hmm. Sonradan pişman oldum. Zafer Bey'i ben ekranda görünce dedim ki Meltem git. Meltem git. Ertesi gün ben zaten gönderdim. Peki televizyona çıkmamış olsalardı. Göndermeyecektim. Zafer karısını aramak için. Yemin ederim gönderecektim. Ben pişmanlık içindeydim. Ben neydi pişmanlığınız? De dedim. Kaçma kaçma. Meltem'e de bir dedim. Dakika. Meltem'e de dedim ben. Meltem, neydi ben pişmanlığınız? Ben seni kaçırdım diye. Ya sen bir boşanmış olsan da hadi sıkıntı yok ama sen evlisin. Sen bu kadının Meltem yazışırken dedim. Evli olduğunu bilmiyor muydun? Biliydi. Ben demek biliyordum ki. Ablacığım aramız çok kötü. Ben boşanacağım, bana öyle diyordu. Ben boşanacağım diyordu ya. Ya bu yollardan geçen birinin karşısındaki ne derse desin, metiyelerle düşse inanmaması lazım. Günah senin en büyük pişmanlığın neydi de biliyor musun? Sosyal medyada yazıştığınla canlı gördüğün insan arasında farklılıklar görünce sen aslında ben kaçıra kaçıra kimi kaçırdım diye pişman oldun. Senin başka bir pişmanlığın yok. Kızım yemin ederim ben Meltem'in karşısında da oturdum ağladım ya. Bana peki kızın ben telefonunu dedim ve yüzüğünü sattırdın mı? Ablacığım ben telefonumu sattım. Hı. Meltem'in telefonunu sattırdın mı? Alabilmem için sattım onları. Sattın. Kızın yanına geldikten erkeksin sonra kızın Meltem'in telefonunu lira alıp sattın 200 mı? 200 lirayı vermeyen erkek nasıl karı kaçırır? Nasıl karı bakır? Sen bu canlı yayında olmasa sen bu zavallıyı satacaksın. Bir de insan kılığında adam değilsin. Peki Meltem'in şu sorunun cevabını alayım. Günahsın, Meltem'in Allah'ın zavallısını. Yanına geldikten sonra Meltem'in telefonunu ve yüzüğünü sattırdın mı? Ablacığım anlatıyorum ben size. Sen çok dolaylı anlatıyorsun. Benim o kadar sabrım yok. Dolaylı anlatıyorsun. Güzel anlat. Ben telefonumu sattım. Meltem'e dedim ki ben geri o telefonumu almam lazım. Meltem de dedi ki telefonumunla yüzüğümü sat dedi. Ha. Sat ben dedi, de balayı ya şey yaptı yani dedi. Yani ben zorla telefonunu şey verecektim, yüzüğünü verecektim. Ben zorla bir şey yapmadım ablacığım. Dünyaya gelir misiniz? Birini kaçırmak için cep telefonunuzu satıyorsunuz. Bak şimdi. Ya da sattığınızı söylüyorsunuz. Sonra kadının yüzüğünü alıp sattığınız telefoncudan gidip aynı telefonu bulup alıyorsunuz. Nerede? Ne biliyorsun 3 günde o telefonu kimin alacağını? Ferhat Bey bir şey yani söyleyebilir miyim? Yani Ferhat Bey. Evet. Tabii sorabilirsiniz. 23 Kasım. Saat 13. Emniyete gidip eşim kayıp hayatından endişeleniyorum diyen siz misiniz? Evet. 6 Aralık Esra Yolda programına ne diye çıktınız? Eşini aradım. Eşim kayıp. 4 Ocak. Tarihleri veriyorum ki hafızanız şey olsun diye. Evet fikriniz biliyorum ben 6 Aralık'ta ben yayına çıktım. 6 tamam, Aralık doğru. 4 Ocak'ta da bir başka evli kadını kaçırıyorsunuz. Ama sizin hikayenizde ortadaki püf noktası telefon. Çok iyi hatırlıyorum. Eşinize de sık sık Irak'taki arkadaşınız Ali Bey 2000 lira gönderdi. Son model telefonlar. Sürekli eşinizin bitip tükenmek bilmeyen arkadaşları sizin evinize telefon hediye ediyordu. Siz de başkasının sürekli telefonlarında. Nediniz bu telefon merakınız sizin ya? Sen hiç eşinizin arkadaşları bakın. Bakın. Hayır konumuz telefon değil. Hiçbir evli bir erkek eşine gelen telefonu kabul etmez. Kabul ediyorsa ablacığım, da sizin gibi ben zaten boşanacağım. Ne yaparsa yaptım. Boşan onlar. Ne boşanması kardeşim? Mağdur eden sizsiniz. O kadın açsın size boşanma davası. Eşinizin arkadaşları sürekli telefon gönderiyor sizin evinize. Beni konuşturmayın lütfen. Ne demek istediğiniz? Yapmıştım zaten. Hala da sözümün arkasındayım. Evet son sözlerinizi alacağım ama yan tarafta şimdi Meltem'in teyzesi de var. Ferhat duyuyor musun? Kimseyi zorla kaçırmadım ablacığım. Zorla kaçırmadın da ne yaptın?
Gönlünden geldin babasından annesinden mi istedin? Hayır hayır. Tabii ki zorla kaçırma gibi bir durum söz konusu değil. Yani iki yetişkinin almış olduğu kararla eylemlerinin sonuçları. Ama biz bu şekilde saf saf davranmaya devam edersek daha da kandırılmaya devam ederiz. Devam bir de ederim, hangi akla hizmet ki... Nasıl kandırırsın sen? Bir saniye. Hangi akla hizmet ki burada... Karısıyla ilgili o kadar şeyi söyleyen evet. birinin hesabına girip onunla kaçmak yani onu da anlamıyorum. Hoş geldiniz yayına Meltem'in teyzesi. Duyuyor musunuz beni? Esra Hanım iyi akşamlar. Sağ olun. Esra Hanım, gözünüz aydın diyeyim çok önce. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Tülay sağ salim bulduğunuz için. Hı-hı. Çok sağ olun. Hı-hı. Esra Hanım Saadet abla bana kafayı takık şekilde. Bak annesini Hı-hı. demiyor, babasını demiyor, Hı-hı. şunu demiyor, bunu demiyor, beni diyor. Hı-hı. Bak bir kere ben... Saadet abla kaç yıldır Tülay evli 3,5 ben senin hiçbir gün kapını açmış mıyım söyler misin? Hayır. Açmadım değil mi bak ha. ben bir gün daha senin kapını açmamışım. Evet. Geçen mevlid okuttu gelmedim neden biliyor musun? Zafer benden nefret ediyor nedensiz yere sen de benden nefret ediyorsun. Ben Tülay üzülmesin huzursuz olmasın diye gitmiyorum. Tamam. Tülay mutsuz biri evlilik yapıyor. Zaten sen eve gelsen ben huzursuz olurum. Bak bak gördün mü? Evet. Bak. Gördün mü sen bu bilirik mi? Oldu. TikTok, ay yapmayın TikTok. Allah aşkına. Kullanmasın dedim. Ne dedin? Ne dedin? Benim yeğenime bir TikTok kullanmasına izin vermiyor musun dedin. Al sosyal medya. İşim Zafer Allah belanı. Sizin aramızdaki dava değildi. Zafer'cim daha vardır. Bir saniye. Duyuyor musun oğlum? Tamam. Görüyor musun beni? Tamam. Bak şimdi beni konuşturma. Sen eşinin eline telefon verip daha TikTok sosyal medyasını yönetemeyen biriyle evlilik yaptığın için sen bir otur düşün senin aklın nasıl doğru. çalışıyor diye. Çok böyle bir şey var mı ya? Allah razı olsun. Ay ne güzel ya. Zincire ha. vuracaksınız ki siz böyle zincire vurduğunuz sürece sizinle ilişkisini sürdürecek. Birazcık serbest bırakınca bakın neler oluyor. Evet. Ya insanlar istedikleri kadar sosyal medyayı kullansınlar. Sadece iradeleri olsun. Özlem bunları nasıl kullandıklarını bilsinler. Esra'nı bıraksın Özlem Hanım konuşsun. Teyze şunu demiş mi Esra Hanım? Merak konuşayım. Ediyorum ben. Konuş konuş. Bu adamı ablacığım. Sen buldun dediniz mi? Alo. Alo duyuyoruz. Bir dinler misin? Esra Hanım 3,5 bak orada doktor hanım da var. Ben 3,5 Tülay hep bana diyor ki teyze hep seninle tutuşmuşlar. Yemin ediyorum hep derdim Tülay bak ben normalde niye şey yapayım? Diyorum ki Tülay hiç nedenini bile sormuyorum. Diyordum ki Tülay boş ver sen mutlu ol boş ver hiç gitmiyordum bile. Peki size bu kaçtı adamı siz buldunuz diyen kim? Tülay'ın ailesinde. Ben. Ne izlediniz böyle bir şey? Tamam. Dur dinleyin lütfen. Bak cuma günü müydü? Saadet ablayla konuşuyor. Saadet abla önce anladı. Bana güzel böyle sakin sakin de kızım Tülay'dan haber var mı? Ben dedim ki yok Saadet abla. Ha. Sonra bana dedi ki ben Suat'la konuştum. Sen bazı şeyleri yanlış anlamışsın. O da ben neden Suat'a bunları söyledim? Cuma Suat'ın günü Saadet abla. Hayır. Orası. Cuma günü Saadet abla çok şey yalan söylüyor. Tülay tüp bebek tedavisi görmüyor. Bunu yalan söylüyor. Görmüyor mu? Evrakları bir dakika dur. Şimdi evrakımızdan evrakları açıyorum. Evraklarda varsa Zafer. Senin kadar yalancı bir insan. İşte bak ortalığı kızıştıran bir insansın. Zafer. Yalancı bir insansın. Zafer. Esra bizim verirsin. Evrakları çıkarım getireyim. 2 dakikada telefondan çıkarım. Bir dakika hiç oturun. Bu çok basit ortaya çıkacak bir şey. Bu çok basit ortaya çıkacak. Bak tüp bebek tedavisi görüp görmedi. Ama bak siz beni dinleyemiyorsun. Ben bundan haberim yok. Tülay normal tedaviye abi, gidiyordu. Bak, normal tedaviye gidiyordu. Yemin ediyorum. Tülay normal tedaviye gidiyordu. Ne tamam tedavisi mı? Ablacığım bu? Ha. Efendim? Ne tedavisi? Çocuğu olmuyor ya. Normal tamam. bir tedaviye gidiyor. İster tüplü ister tüpsüz ne fark eder? Çocuk sahibi ama olmaya bak, çalışıyor yani. Ama bak tüp derken başka oluyor. Tamam. İnfertilitenin adı tamam. tüp bebektir. Peki. Kadın doğum hastalığının girişi Zafer. Tüp bebektir. Bunu bir erkeğe söyletiyorsun. Yazıklar şimdi olsun. Zafer gebe kalmak için uğraşıyordu diyelim. Son noktayı tamam. koyayım yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bu kaçtığı adamı siz buldunuz suçlamasında bulunmuşsunuz. Bak, neden? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Saadet abla dinlemiyor. Ben de dedim ki Saadet abla dedi ki sen bazı şeyleri yanlış anlamışsın. Dedim ki Saadet abla dedim. Ben dedim sen orada bazı şeyleri en azından ben bilmiyorum. Tülay sen bana tüp bebek gördüğünü söyledin mi anneciğim? Söylemedim. Ben senin normal tedavi gördüğünü söylüyorum. Ne fark eder? Ay burada kitlenmeyeyim de mutluyum şey çocuk istiyorum diyor. Ne fark eder? Burada kitlenmesin konu. Çocuk sahibi olmak istiyor. Esra Hanım. Esra Hanım. Bak.
tüp bebek yapmak farklı bir şey, normal ha, tedavi. Ya. Tüp bebek özel ablacığım, bir şey. Ablacığım, çocuk sahibi adam ya. Olmak. Ay vallahi ben doğuracağım. Yemin olsun bir daha ben doğuracağım. Esra ablacığım. Esra Hanım, tamam. Siz Hücayet bence git, yargılıyorsunuz, ister, tamam mı? Bizi yargılıyorsunuz. Şu anda siz de ben bunu seziyorum. Yok, yargılamıyorum. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Dinle, benim dediğimi anlamıyorsunuz. Ha. Bak, Saadet abla başından beri Tülay'a teyzen neden hiç evlenmiyor? Girmesin. Teyzen neden bunu yapıyor? Teyzen neden onu yapıyor? Bak ben ne diyorum? Ben 3,5 Tülay'ın evinin kapısını dahi bilmiyorum. Bilmiyorum yani, gitmem. Neden gitmem? İşte Tülay diyor ki teyze gittiğim günden beri sana takıklar, ben de Tülay'ın evine. Ben niye, gururum var? Adam bana takıksa ben bak, neden gideyim ki onun evine? Bak Tülay mutsuzdu. Tülay en son küsüp geldiğinde dedi ki Zafer'le yengesinin arasında bir şey olduğunu şüphem. Ben demiyorum. Tamam mı? Bir şey olmuş. Bak, Zafer'le... TikTok'ta kaçtı adamı. Zafer ve Saide Hanım mı buldu? Oturur musun? Ne olur? Sonra geldi, özür diledi. Sonra yenine. Zafer, otur bak. Bir sorunun cevabına zor geliyorum. Sabrım yok. Oturur musun? Oturur musun? Esra Hanım. Of! Esra Hanım. Esra Hanım. Ablacığım şu sorunun cevabını verin. Kaçtı adamı Zafer'le sen buldun dediniz mi? Hı. Bak o bana dedi ki sen buldun o zaman, sen gönderdin TikTok'tan Tülay'ı. TikTok'u Tülay'a sen öğrettin dedi. Ben de sen Saadet abla kafayı mı yedin? Ben kendim bile TikTok kullanmıyorum. Ben kendim TikTok kullanmıyorum. Ben yemin ediyorum Tülay orada, bak Tülay orada, sor. Bunlara yani bu aileye bu suçlamada bulundunuz mu? Evet. Ama bak o bana, Esra Hanım bak ağzımda diyorum ki. Ben o bana onu deyince dedim ki sana. O zaman dedim sen verdin dedim. Ben niye vereyim dedim, sen gönderdin. Ben niye vereyim ben? Peki. Zafer'le aranızdaki kavga. Meltem TikTok kullanmak istiyordu, kocası hiç karşı çıkıyordu. Hayır, bu TikTok sebepten mi? Sana yemin ediyorum TikTok meselesi değil. Hatırlamıyorum. Benim ablam ameliyat oldu. Ablam ameliyat oldu. Ha. O gün işte biz Zafer'i aradım. Bak ameliyat, ben onu öyle hatırlıyorum. Tamam. Sadece ben sorumun cevabını oldum. TikTok meselesinden dolayı damatla mı kavga ettiniz? Hayır, ben TikTok'u hatırlamıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Valla yapılacak en önemli şey Meltem'e sahip çıkmak. Sosyal medya kullanımını kısıtlamak yerine doğru kullanmasını öğrenmeyi sağlamak. Esra Hanım, bir şey söyleyeceğim. Çift ayrılık ya da barışma kararını kendi alabilir. Son cümlenizi alacağım, süren bitti. Ne söyleyeceğim? Tamam, Tülay şu anda kaçtı, tamam mı? Hı. Herkes Tülay'a yükleniyor, yaptığı yanlış. Ama o noktaya gelinceye kadar herkesin kabahati var. Tamam. Herkesin kabahati var. İşte o kabahatlerde ne oluyor biliyor musunuz ablacığım? Biz hep şunu veriyoruz, ben bir kere daha yeri gelmişken söyleyeyim. Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız, eşiniz tarafından psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz, ekonomik şiddete, cinsel şiddete maruz kalıyorsanız, aile içerisinde yaşanan bir takım problemler varsa, bu konuda önce şikayetçi olmanızı, sonra da bu evliliği sürdüremeyecekseniz boşanma davası açmanızı ve böyle bir durumda ailenizin yanına gitmenizi, güvendiğiniz insanların yanınızda olmasını bir kere daha duyuruyorum. Sakın bu bahanelerle beraber sosyal medyadan birini bulup kaçmayın. Başınıza daha büyük felaketler gelebilir. Sosyal medya yanlış kullanımda mayınlı tarla gibidir. Bu sözümü de unutmayın. Teşekkür ederim. Sizi buradan alacağım. Ekip arkadaşlarım burada bekletecek. Diğer konuklarımı çıkartmak için. Böyle buyurun. Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurun. Ay. Niyazi Camcı geliyor. Eşi Zeliha Hanım burada olacaklar. Buyursunlar. Seviyor beni. Evlenme teklifi de etti bana. Beni seviyor, anladın mı? Aşık bana o yüzden. Anladın mı? Böyle yani. Seviyor beni, aşık olmuş. Ne yapayım ben? Evliyim misiniz aynı zamanda? Olabilir. Eşiniz şu anda sizi ekranda görüyorsa ne düşünür? Birazcık üzülür. Benim gibi adamı ellerinden kaçırmak tabii ki istemiyorum. Evde bulamadığım mutluluğu Hatice Hanım'da buldum. Ona bir evlenmek teklifi ediverdim. Niyaz Bey iyi misiniz? Ben bu işi ciddiyete almadıydım. Ama ben de şimdi ciddiyete alıp doğruları konuşacağım. Ortalıkta bir şey yoktu. Benim bu şakam, esprim yol durumu buraya getirdi. İşte sen ilk çıktığında böyle gülmeseydin. Ben yanlış anlaşıldım. Salih, o kadın bununla çete olmuşlar, bunu yoldan çıkarttılar. Bunları yapmanızın sebebi neydi Niyazi Bey? Şimdi benim bir telefonum çaldı. Sevda mı aldı, Hatice mi aldı bilmiyorum. Ortalıkta bir kıskançlık mı oldu? Ağır ağır laflar geldi bundan. Kimden? Ha bundan. Bunun laflarını sevmediğim için, kızdırmak için öyle bir espri oldu. Niyazi Bey'in sevgilisiyin de dedim. Hamileyin de dedim. Öyle bir şaka ki onlardan başka kimse ben buna bilmiyor. Kızdım. Diğerlerinin kalbini öyle bir laflar espri olsun diye. Hepsi gır gır. Şakadan gelen.
bir konu. Sevda, biraz önce Niyazi Bey'in açıklamalarını duydun mu? Ablacığım her şey gerçek. Niyazi Bey niye orada öyle konuştu ben anlamadım yani. Gerçek ha Esra Hanım, yalan değil. Size evlilik teklif etti mi? Etti tabii. Yalan bir şey yok Esra Hanım, doğru. Bana dedi ki, ben bu işten sıyrılacağım, bugün kendimi kurtaracağım. Oraya da dönüp annenle nikahımı yapacağım. Esra'ya kendimi boşatacağım. Niyazi abi ne diyeceksin bunlara abi? O zaman kendi karar verin ya, ben ortalıkta kendi kaldım. Kendi karısını terk hangisi etmez. Hangisi beni ciddi seviyor ya? Bana ayrıca bir, senin annen bir dakika. Artık. Ben kimi sevdiğini, kimi sevmediğini anlamadım ya. Seven gelsin ya. Buradan çıkıp ailenizin yanına dönecek misiniz? Ne diyeceğiz kız? Gel diyor musun? Senin elimde çiçeğin nerede? Hatice sen ne diyorsun bu işe? Hatice'ye gidiyorsun Esra. Buradan. Kabul seni etmiyorum. Kabul etmiyorum. Niyazi Bey beni peşimi bırakmaz. Bu bir. Beni aramaya devam ediyor. Orada olduğu halde. Bugün beni kaç kere aradı Niyazi Bey? Niyazi Bey daha zor günler sizi bekliyor. Niyazi Bey! Siz bir şeyin farkında değilsiniz. Kafam kalmadı ya. Kalmaz tabii bu gidişle. Ne olmuş? Ben bu konuda yorumumu sona saklıyorum. Gerçekten. Hoş geldiniz Zeliha Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Esra Hanım. İyiyiz bakalım. Size sormalı. Siz de iyisinizdir inşallah. Ya ben üzgünüm tabii. Ya ben sizin adınıza evet. da üzülüyorum. Evet, yaşadıklarınız sebebiyle de üzülüyorum. Aile adına da üzülüyorum. Burası tabii İnsanların ki... bu kadar akıllarını kullanmamalarına da, bu kadar evet. kör olmalarına da üzülüyorum. Evet. Sonra diyorum ki yani demek ki deneyim denen şey hayat boyu yaşanabiliyormuş. Evet. Bazıları böyle gidip duvara toslayarak hayatı deneyimliyorlar. Esra Hanım kimse demesin ki benim başıma bir şey gelmesin. Demesinler yani. Ben diyordum, benim başıma asla gelmez diyordum da geldi, açtı bile başımdan. Eşiniz Niyazi Bey'i affedecek misiniz? Düşünmem lazım. Çocuklarımın için düşünmem lazım Esra Hanım. Çocuklarımın için düşünmem lazım, bilmiyorum. Hafta sonu... Kararı kendi kararı. Görüştünüz mü? Ne zaman? Ay Niyazi Bey bana lütfen şu tavrı yapmayın. Bugün gerçekten tavrım çok değişir size. Hafta sonu eşinizle birazcık saygı ya. Lütfen. Bak büyüğümsünüz birazcık saygı. Hafta sonu eşinizle ve kızınızla görüştünüz mü? Görüştük. Vakit geçirdiniz mi? Nasıl geçti o görüşme? İnişli yokuşlu. Fatoş da şu anda burada Caner yanında. Evet. Caner geçmiş olsun. Koronadan sonra ilk yayını mı? Evet Esra, teşekkür ederim Esra Hanım. Çok iyiyim. Düzeldim çok şükür. Vallahi benim için iyi yani. Olman testin negatife dönmesiyle eskisinden alakalı. Daha iyiyim. Evet, bizim iyiyim Esra Hanım. Çok korona iyiyim, çok olsa şükür. Sürekli korona sürecinde şınav, erkekler özellikle şınav şeyleri gönderiyorlar. Hani biz çok iyiyiz, bize bir şey olmadı. Aşılar sayesinde tabii. Şimdi Fatoş, hafta sonu babanla görüştün mü? Üçünüz bir araya geldiniz mi? Ya da önce bir evlat olarak yani tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle iyi akşamlar Esra abla. Şimdi biz hafta sonu tabii ki bir araya geldik. Zaten cuma günü ben istedim. Otelde birlikte kalalım diye. Fakat hiç istediğim gibi olmadı. Çünkü tamam babamla görüştük ama karşı taraf babamı arıyor. Yani araya giriyorlar. Ya bilmiyorum ben... ben şöyle söyleyeyim, ben kesinlikle babamı affetmiyorum. Buraya geldim, tekrar düşündüm. Yani bugün akşam da düşündüm. Hatta şu dakikaya kadar da düşündüm ama gerçekten babam o kadını ve Sevda'yı engellemediği sürece annemin de affetmesini istemiyorum. Çünkü hiçbir zaman bir erkek için ağlamaya, gözyaşı dökmeye değmez. Önce sağlık. Yani... Hafta sonu ben babamın bizi gezdirmesini düşünürken Hatice ve Sevda'yı gezdirmişti ya. Maalesef hafta sonu biz gezemedik. Barışma sağlandı. Yani sağlandı derken şöyle konuştuk o anlamda. Ama maalesef babam bizi alıp da gezdirmedi çünkü cebinde 5 kuruş para yok. Gaz parası yok, benzin parası yok. Ben de babama maalesef yani bizi gezdirme diyeceğim.
Ben mi söyleyeceğim bunu babama? Ben gelmişim Ankara'dan. Peki ben şu soruyu sormak istiyorum. Zeliha abla size de, Fatoş size de, sorunun cevabını sizden de almak istiyorum. Hatice ile Sevda'nın araya girmesine izin veren kişi kimdir? Salih'tir. Salih kapının arkalarından niye çıkmıyor dışarıya? Hayır, bu cumartesi günü Hatice ile Sevda'nın araya girmesine, hala Niyazi Bey'e ulaşmasına sebep olan kişi kimdir? Salih'tir diyorum Esra. Anladım, Salih. Fatoş Esra sence? Esra abla bence babamdır. Salih, Sevda, Hatice değildir. Çünkü babam müsaade etmese ne Salih ona ulaşabilir, ne Sevda, ne Hatice. Babamın dediğim gibi engellemesi lazım. Babamın dediği gibi engellemesi lazım. Biz buradan el ele Ankara Beypazarı'na dönmemiz lazım. Peki. Niyazi Bey. Yoksa başka türlü ne annem ne ben affetmiyorum. O üçüncü şahısların hala size ulaşmasına bir neden izin veriyorsunuz? Ben kimseyle targın durmam ki. Benim huyum bu. Düşmanımdan dahi telefon kapatmam. Kim sizin düşmanınız olur? Yok, düşmanım yok. Düşmanınız olmaz. Olacak olsa kim sizin düşmanınız olur? Nasıl biri, ne yaparsa size düşmanlık yapar? Ne bileyim, düşmanın düşüncesine bağlı. Niyazi Bey, siz ortaya çıkıp şunu söylüyorsunuz. Zeliha Hanım diyor ki, karar Niyazi Bey'in. Hanımefendi, bu karar sizin. Cuma aynen günü öyle. Eşiniz şunu söyledi. Beni kim daha çok seviyor? Zeliha mı seviyor, Hatice mi seviyor? Bugünkü böyle yapacağım şey konuşma mi? Gerçekten yayın öncesinde Niyazi de söyledim. Bey, hala bununla o fikirde alakalı. Misiniz? O Zeliha ablacığım. Sizi kim daha efendim? Çok seviyorsa onu mu tercih edeceksiniz Niyazi Eşin, Bey? Eşin Sevda'yı, Ayşe'yi, Fatma'yı, evet. Nila'yı, Leyla'yı daha araya sokabilir. Her şeyi yapabilir. Tamam mı? Evet. Buna izin veren o. Evet. Olayların buraya gelmesine sebep olan Sevda'lar, Hatice'ler, Salih'ler değil. Niyazi Bey'in kendisi. Evet. Tüm bu yaşadıklarının sebebi Niyazi Bey'in kendisi. Ben şu açıdan çok üzülüyorum. Baştan sonra dedim ya yorumumu yapacağım diye. Yorumum bu. Ben burada kadınların daha kararlı ve dik durmasını istiyorum. Neden? Evet. Şimdi neden dik durmasını istiyorum? İstediği şekilde davranabilir. 3 kişiyle de olur, 5 kişiyle de olur, 10 kişiyle de. O onun kendi mezhebi, o onun kendi genişliği, o onun kendi iradesi. Ben bana bunu yapan insanla tekrar aynı ortamda olur muyum? Sorunun cevabı bu. Bu yaşadıklarından sonra sen Niyazi'ye yıllarının aşkı da canı da olsa evet. Aynı gözle bakar mısın? Bir daha aynı hareketi yaparsa kesinlikle o iş orada bitmiştir. Peki... sen seçilecek insan mısın? Vallahi bilmiyorum ki Esra Hanım. Zeliha Hanım demin soru sordum. Bak ne dedi? Sorun siz sorun bence o soruyu. Sorun eşinize. Niyazi Bey'e sordum. Sizi, beni diyor hala orada oturuyor. Beni kim daha çok severse diyor. Hatice ya. Hanım şimdi alo dese ben seni... Çok ne istiyorum. Evlenmeyi istiyorum, karımdan boşan dese nereye gidersiniz Niyazi Bey? Ona sorun ya. Ben cevabı verdim. La havle ve la kuvvet illa billah Ali'l Azim. Bence bu sorunun cevabını verecek olan abla. Zeliha ablanın kendisi. Ha Fatoş. Esra ablacığım ben bir şey söyleyeceğim. Annem bana baksın. Ben nasıl onun kızı olarak güçlü duruyorsam o da güçlü dursun. Sizin kapınıza geldim. Bir vesile olur, belki kapılar açılır bana. Ben de iş bulurum, anneme bakarım. Ama anne boyun bükme, ben kararımı değiştirdim. Kesinlikle boyun bükme. Babam ne zaman Zeliha, ben çok pişmanım. O kadını engelleyeceğim, bütün numaralarını engelleyeceğim derse ondan sonra benim evime girebilir. Başka türlü, ablacığım ben gidiyorum. Annemi de alıp, gerçekten annemi koltuğumun altına alıp ben gidiyorum. İki çocuğuma da anneme de ben bakarım. Babam bir ona bir buna dönecekse, bir annemle bir Hatice ile konuşacaksa bizimle muhatabı kessin, bizimle muhatap dahi olmasın. Bu kararımı belki benim akrabalarım şaşıracaklar bilmiyorum ama en doğru karar bu. Güçlü kadın olarak ben annemin yanındayım. Babam yüzünden bana kapıların kapanacağını düşünmüyorum. Bana illaki iş verirler, illaki iş bulurum ben. Buluruz sana, sen hiç merak etme orayı. Anneme bakarım Esra abla.
Ben anneme bakacağım Esra abla. Ama bak annem, annenin burada kendisine annem olan saygısı da çok önemli. Zeliha ablacığım. Efendim Esra'cığım. Esra'cığım, bunu bir başkası asla sevemez. Bunu bataklığa götürür. Gitsin. Götürür yani. Çamura da batsın, bataklığa da düşsün. Eli yüzü çamur da olsun. Sana ne? Onun kendi hayatı. Anne. Anne. Bir dakika. Anne, Zeliha abla. Şöyle söyleyeyim. Saniye, ben son sözümü söyledim. Çamurdan çekebiliyor musun şu anda onu? Çekemiyorum. Bu senin iradende olan bir şey mi? Bu senin isteğin, yani hayır, senin yapabileceğin bir şey mi? Bir şey yok. Benim yapacağım bir şey, hiçbir şey yok. Problem ne biliyor musunuz? Mesela bu çevremde de oluyor. Çok ağır ihanetlerde bu tarzda karşı taraf erkekler yüz göz ediyorsa kadınlarla. Kadınlar karşı tarafla diğer kadınla kendilerini kıyaslayıp bir anda aslında yüzüne bile bakmayacağınız kişiyi... Orada? Bir dakika Niyazi Bey. Kimler soruyor? Şey haline getiriyor. Ne derler? Kimler orada diyor. Kimi bekliyorsunuz Niyazi Bey? Canlı da değil. Şu fotoğrafları mı diyorsun? Ne? Ya git sen ne diyorsun ne diyor ya. Şimdi bu diğer kadınla kendini kıyaslıyorlar ya. Erkek bir anda böyle bulunmaz Hint kumaşı. Bir tarafta onu çok seven, mücadele eden bir kadın. Diğer tarafta o yasak aşk denilen onun için mücadele eden bir kadın. İki kadın birbirleriyle kavga ediyor. O erkek paylaşılamıyor kardeşim. Ben de şunu söylüyorum, arkasında da duruyorum. Kendisine saygısı olan biri ne yaparsa yapsın, ne kadar çok severse sevsin, ne kadar çok emek verirse versin, o üçlü ilişkinin içinde asla olmaz. Kendini oradan en temiz şekilde çıkartır, kendi hayatına bakar. Yapmayın bunu kendinize. Ya var maalesef ki ya. Bir şeylerin altına sığınıyoruz da. Sen hak ediyor musun bunu? Hak etmiyorum Esra Hanım, hak etmiyorum. Asla. Eğer Niyazi Bey buraya deseydi ki ben yaptığımın farkındayım, ben bir hata yaptım, eşime dönüyorum deseydi o onun kararıydı. Evet. Hala bu cümleyi kurabiliyor mu? Hayır. Kurabiliyor musunuz Niyazi Bey? Ne? Aileme dönüyorum. Aa, bismillah. Niye? Bir hata yaptık. Hatice Hanım yan tarafta. Özür diliyoruz. Hatice Hanım yan tarafta duyuyor dediğinizi. Aileme dönüyorum. Neden ailenize dönüyorsunuz? Öyle uygun gördüm. Çok başım ağrıdı. Benim böyle başım ağrımadıydı. Ben huzur istiyorum. Huzur istiyorsunuz. Çok ama siz huzuru bir yıldır sokaklarda buluyordunuz. Esra abla sorar mısın nereye gidiyormuş? Diyorum, kızınız? Gidiyorum. Bunlarla gidiyorum. Bunlar. Başım çok ağrıdı. Ben böyle bir kişi değildim ki. Ben evimden dönen, evime giden bir kişiydim. Doğru mu yanlış? Esra, Niyazi o telefondaki şeyleri, telefon numaralarını Sevda'ymış, Hatice'ymiş onları silmen lazım. Telefonları engelliyor mu? Onları silmen lazım. Bir şey sildim, söyleyeceğim. Sildim. O telefonlar istediği yerde dursun. Sildim. İsterse camın önüne asın. İnsan onu bu eyleme geçmek istemedikten sonra hiçbir şey, hiçbir güç geçiremez. Bu arada ekip arkadaşlarım söylediler. Esra Eroğlu ATV adresinde Hatice Hanım affetmeli mi, affetmemeli mi diye bir herhalde anket hazırlamışlar. Onun da onu da şu anda koydular. Esra Hanım, telefonları sildi. Evet. Esra Hanım, en güvendiğim benim evladım. Başıma bir iş gelmiş olsa ben evladımın yanına sığınmam lazım. Sığınabileyim yani. Fatoş. En yakın zamanda işini bulsun, güvenlikçi zaten Esra kendisi. Esra abla, ben bir şey söyleyeyim mi? Ben her zaman böyle garanti konuşan bir insanım. Ben babamı almaya gelmiştim cuma günü ama sağlığımı kaybedeceğim artık. Babam da bir zahmet bir adım atsın. Biz çünkü koşa koşa geldik. O da bir zahmet bir adım atsın da. Bizi sağ salim Ankara'ya mı getiriyor? Caymadan tabii ki. Ben yok oraya işe gidiyorum, buraya işe gidiyorum derse. Bu iş olmaz yani. Ben çalışacağım tabii canım. Ben boş duramam. Ama çalışacaksın. Ailemin yanına dönüyorum. Başım çok ağrıdı. Hatice Hanım size ne cevap verdi? Verdiğiniz bu kararda Hatice Hanım'ın hayır cevabı mı var? Çok zor bu iş. Evet. Evet deseydi ailenize dönmeyecek miydiniz? At
gitti canım. Hayır, ailene dön dedi bana. İlk önce o beni eyledi, engelledi. Ben de kararımı verdim. Sevilmediğim kişinin yanında kalamayacağımı düşündüm. Aileme dönüyorum. Sevgi nedir peki? Esra abla. Sevgi nasıl bir şey biliyor musun? Bambaşka, anlatamam. İşte anlatamıyorsun zaten, problem evet. Orada. Bambaşka bir şey. Esra abla bir şey söyleyeceğim ben. Canlarım, hepinizi çok seviyorum ben sizi. Niyazi Bey, Fatoş bir şey Esra soracak. Esra abla, babam Hatice'nin söylediğiyle bize dönecekse... Hatice'nin söylemiyle bize dönecekse gidebilir. Biz babama bağlı değiliz. Anladım. Duydun mu? Benim kulaklarım annem biraz dedik, ağır işi orada. Diyor. Madende çalıştığım için. Kulaklarım diyor ki, anne sen Hatice engelledi diye eve varım. Dönecekse... ...bizi sığınacağı bir yer gibi görüyorsa dönmesin diyor. Kalbiyle, aklıyla gelecekse... ...her şeyi geride bırakacaksa öyle gelsin diyor. Benim bu konuda kafam çok yoruldu. Ben eskiden daha mutluydum. Yani ben yuvama dönüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, kısa sorular. Niyazi Bey, bir şey söylemek istiyorum. Günlerdir tabii. Hepimizin sinir sistemini bozdunuz hal ve hareketlerinizle. İnsanlar bana diyor ki o ekrandaki Niyazi Bey gerçek mi diye soruyorlar. Sizin için gerçek mi diye soruyorlar. Şimdi siz eşinizin sizinle sürekli sohbet etmemesinden, sürekli sizinle olan ilgisizliğinden şikayet ettiniz. Acaba eşiniz sizin bu davranışlarınızdan, sizin bu hal ve hareketlerinizden, dalga geçer gibi davranışlarınızdan dolayı rahatsız olduğu için size bu anlamda sizden bu anlamda kaçıyor olabilir mi? Ben tam anlayamadım ama tabii Zeliha ile bir oturup da fikirlerimiz bir ayrı düşüyor. Bir şeyleri çözemiyoruz. O ayrı konu. Beni zaten bu bunalmamın nedeni zaten bu. Ben istiyorum, yanı başında oturan bir prenses, tatlı tatlı anlaşabileceğiz. Ama bununla anlaşamıyoruz ama bununla yanında huzur. Hatice Hanım prensesi gibi bir şey miydi? Söyleyeceğim. Eşinizi seviyor musun? Seviyor musunuz Zeliha Hanım'ı? Seviyoruz canım. Ruz değil, eşinizi seviyor musunuz? Seviyorum kız. Seni seviyorum. Dalga geçiyor, çok sinir yok. Çok sinir bozucu. Sohbet edemiyormuş. Sohbeti de dışarıda peki. Arıyormuş. Ay, en iyi sohbet eden, karşısına ilk sohbet eden biri çıktığında olaylar bu noktaya gelmiş. Benim anladığım o çıkarımım. Niyazi Bey'e bir şey sorabilir miyim? Buyurun. 40 yıldır sohbet ettiğinizde şimdi niye sohbetiniz bitti? Biz sohbet edemedik ki. Biz hep işteydik. Bir de Zeliha Hanım'a söyleyeceğim. Zeliha Hanım gerçekten affetmenizin sebebi ne Niyazi Bey'i? Affetmem. Aslında affetmiyorum benim de. Çocuklarımın için 3 tane evladım var. Ay kocaman oğlum. Her şey, her yönünden ben onu hep ufakken doğru hep çocuklarıma sarıldım ben. Ben ona bir çiçek yaptırdım. Hep ne zaman vereceğim bana onu? Esra Hanım. Bazı evliliklerde aslında aynı bir evde yaşamış olsanız da o evin içerisinde 2 yabancı haline geliyorsunuz. Hani iletişimin olmaması, sohbetin olmaması. Şimdi erkekler ilerleyen yaşlarında karşısındaki kadının onunla sohbet etmesini, onunla şakalaşmasını, iyi vakit geçirmesini istiyor. Fakat yıllarca da böyle bir duyguyu bizimle yani o sohbeti bizimle paylaşmadıkları için yıllar sonra da sen o adamla sohbet etmek istemiyorsun çünkü yıllarca sohbet edecek başka arkadaşlar edinmişsin. Ya erkekler de biraz bir kendine dönüp baksın. Sen gençliğinizde siz eşinizi alıp sohbet etmek ister miydiniz? Hep işteydiniz değil mi? Çoğu çalıştık. Çoğu çalıştı. Sizin sohbet edecek başka arkadaşlarınız var mı? Ne bileyim. Ne bileyim? Şimdi ya bu problem Esra Hanım, Esra Hanım şu ilk çıkışları var ya. O ilk çıkışları buraya var ya, Niyaz buraya oturdu gülmekle, bayılmakla. Rahat rahat, mutlu mutlu. Orada. Şuramda kaburgam olmasa kalbimin üzerinde o kalp benim fırlayıp gidecek. Ne hissettiniz o gidecek. An? Nasıl ne hissetme? Benim bu ensemden bir ağrı dikildi, şuramdan geldi ağrı tabullarıma geldi, bullarıma o ağrı. Beyin kanaması geçirecektim neredeyse. O kadar eşinizi kaybettiğinizi kötü. Mi düşündünüz? Neydi yaşadığınız duygu? Nelerin içinde ya, nelerin içinde? Hmm. Kimlerin içinde?
Esra Hanım, bana bir müvekkilim aldatılmıştı, boşanmak üzere geldi. Ya çok zor bu aldatılma. Aldatılmak çok zor. Dediği şey için mesela düşünüyorum. Yani evet. Aldatılmak ayrı bir şey. Sonra döndü dedi ki ya aldattığı eşimin sizi aldattığı kişi de çok önemli. Onu öğrendiğim zaman kendime daha çok kızdım. Bu adamla geçirdiğim ömre kızdım. Çünkü ya. Tercih edilen kadına baktım. Bak o da bir kadın. Ama benim yaşantımla, ortak özelliklerimizle, değer yargılarımızdan apayrı bir yerde. Ve ben döndüm, baktım, dedim ki ben bu eşimle 35 yılı nasıl geçirdim? Evet. Çünkü halbuki tercih ettiği kadın ayrı bir şey. Tercih ettiği kadın belki de eşinin gerçek kimliği. O yıllarca baskıladığı ve sakladığı kişiliği. Fatoş, bir sözün varmış. Esra abla, tamam annemle babam birbirlerine barıştık, barışacağız, barıştık diyorlar ama annemle babamın hem psikiyatriye hem de aile terapisine gitmeden bu evliliğin kurtulacağını düşünmüyorum ben. Aynı şeyler tekrar olacak. Ailem, annem ve babam... aile terapisine ve psikiyatriye gitmeleri gerekiyor. Bir terapiste gitmeli, bir aile terapisine gitmeli. Gider misiniz terapiste Niyazi Bey? Tabii ki. Ona ihtiyacı varsa girebilir. Bende bir şey yok. Hayır, babamın da ihtiyacı var. Bak çok aslında Niyazi Bey'in dünyasında olmak da çok iyi. Düşünsenize hayat buralarda karmaşalı gidiyor. Siz sanki hiçbir şey yokmuş gibi yolunuzda yürüyorsunuz. Ya çok sağlam rol yapıyorsunuz siz Niyazi Bey. Yok, ben şöyle. Benim bir suçum olmadığını ben kendim bildiğim için çok rahat hissediyorum. Bütün erkeklerin gelmek istediği ruh hali değil mi? Ya bu kafaya gelebiliyorsak bitti zaten. Ne düşünüyor? Süren bitti de. Ay vallahi söyleyecek sözüm yok artık. Yemin ederim dilimde tüy bitti. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz.